Akit TV ekranlarından hayırlı geceler dileyerek başlıyoruz. Ters kutuplar ile karşınızdayız. Birbirinden değerli dört önemli konuğumuz var. Hemen sırasıyla kendilerini takdim edelim. Ekrem Kızıltaş, gazeteci yazar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine değerli üstadlarımızdan biri Murat Alan. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yeni Akit Gazetesi haber müdürü. Miktat Ertem yeniden Refah Partisi MKYK üyesi. Sizler de hoş geldiniz. Hoş Muhittin Açıcı hocamız, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanımızı, sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Bir beşinci konuğumuz olacak, o da Diyarbakır'dan Muhammed Dara Akar. Bir Diyarbakır gündemiyle ilgili aramızda olacak birazdan. Onu da Skype üzerinden bağlantısını sağlamış olacağız. Peki konu başlıkları ne? Konu başlıkları hızlı bir şekilde Diyarbakır'a giden Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır anneleriyle birlikte oradaki verdiği mesajlar. Aslında Diyarbakır kültürü üzerinden, o şark kültürü üzerinden de çıkan söylem ve sözler de önemli, manidardı. Diyarbakır anneleriyle birlikte başlamış olalım. Ekrem Bey, Diyarbakır annelerine baktığımızda evet gerçekten acı ve o bekleme süreleriyle birlikte gerçekten de çok önemli insanlar evlatlarına kavuştular. Diğerlerinin de umudu halen besleniyor ve evlatlarını bekliyorlar. Cumhurbaşkanı'nın oradan verdiği mesajlar ne anlama geliyor? Yani Diyarbakır anneleri dediğimiz olay aslında başlı başına ezber bozan bir olay. Çünkü Diyarbakır'da ve birilerinin vaktiyle işte başkent çubuğu olarak kabul ettikleri ayrılıkçılığın işte kalesi olarak gösterilmeye çalışılan bir yerde güya özellikle Batı dünyasında demokrasinin işte insan haklarının efendim bir takım özgürlüklerin koruyucusu olarak gösterilen ama aslında bir terör örgütü olan bir yapının PKK ve onun iç siyasetteki uzantısının bütün o göz boyama çabalarına rağmen çocuklarının kendilerinin ve çocuklarının da rızası olmadan ellerinden koparıldığını, dağa götürüldüğünü ve orada teröre hizmet etmeye mecbur bırakıldığını haykıran anneler ve aileler. Sadece anneler de yok malum, aileler de diyebiliriz buna. Yanlış hatırlamıyorsam 672-674 gün falan günü oldu. Geç, evet. Yani neredeyse 2 seneye yaklaşacak. Kar, kış, yağmur, çamur, soğuk, İşte baskılar, tehditler, bir takım şahı hiçbir şeye aldırmadan ısrarlı bir şekilde o oradaki bekleyişlerini sürdürüyorlar. İçlerinden en azından bazılarının çocukları da bir şekilde döndü. Elhamdülillah. Bu da orada bulunan bütün ailelerin çocuklarının bir gün dönebileceği ümidini beslerken sadece onlar da değil. Yani aynı durumda olan ama bir şekilde orada bulunmayan, bulunamayan, çeşitli sebeplerle gelemeyenler var. Dolayısıyla Diyarbakır anneleri hakikaten bölge için, Diyarbakır için ve Türkiye için aslında bir yüz akı. Çünkü birilerinin bütün ısrarlı demokrasi, işte insan hakları, çiçek, böcek falan filan gibi propagandalarına rağmen terörün soğuk yüzü burada açık ve net olarak ortada. Nedir o? Efendim işte biz Halkların Demokratik Partisi'yiz, biz demokratız falanız filanız. İyi Hacı abi de bu çocukları niye kandırıp dağa çıkardın ve o çocukların için hala dağda? Demokrasi bunun neresinde? Yok bunda demokrasi. Kaldı ki sen bir yandan demokrasiden, barıştan, huzurdan bahsediyorsun. Öbür taraftan da eli kanlı bir terör örgütünün siyasetteki uzantısısın. Senin adayların o belirliyor. İşte bütün hattı harekatın o belirliyor. Ondan izin almadan hiçbir şey yapamıyorsun. Hasbelkader belediye kazanmış olursan oradan gelen emirlerle hareket etmek zorunda kalıyorsun. Devlet de yeter artık diyor. Yani milletin imkanlarını oraya peşke çekme diye elinden almak zorunda kalıyor falan filan. Dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyareti herhalde epeydir gidilememiştir. Biraz salgın dönemi çeşitli sebeplerle. Orada eninde sonunda Diyarbakır ziyaretinde cumartesi annelerini ziyaret etmesi, onların yanında olduğunu söylemesi, onların aslında bu milletin tamamının desteğini yanlarına aldığını böylelikle hissettirmesi son derece güzel bir olay. Belki şöyle bir şey var. Diyarbakır anneleri konusunun toplumun tamamı tarafından iyi anlaşılmasını sağlamak da galiba bizim görevimiz. Çünkü eninde sonunda Diyarbakır anneleri oradayken HDP'nin önünde HDP'ye sen bizim oğullarımızı PKK'nın talebi üzerine dağlara kaçırdın diyorken HDP'nin falan çıkıp demokrasiden şundan bundan bahsetmeleri
son derece anlamsız. Bu aradaki tenakuzu bir şekilde galiba çok fazla işlemek gerekiyor. Hı hı. Çünkü terör örgütüyle doğrudan bağlantısınız biliniyor. Terör örgütüne insan devşirdiğiniz, insan kaçırdığınız biliniyor. Terör örgütünün sizin bütün hattı harekatınızı, bütün politikalarınızı, adaylarınızı işte kimi nereye getireceğiniz belirlediği biliniyor. Bunlara rağmen siz çıkıyorsunuz, barıştan, demokrasiden, insan haklarından falan anlaşıldı bahsediyorsunuz. Bu tenakuzu galiba altını kuvvetle çizerek sürekli hatırlatmak gerekiyor. Diyarbakır anneleri bu konuda birilerinin demokrasi falan filan söylemlerinin tamamen temelsiz olduğunu gösteren en güzel belirtidir. Peki. Allah onlardan razı olsun. Allah onlara güç kuvvet. Çok teşekkür ediyorum. Muhittin Bey, size sormak isterim. Halkların Da Kadrosu Yetiştirme Partisi. Aslında HDP'nin doğrudan kısaltılmışı böyle olması gerekiyor galiba. Da kadrolarına doğrudan eleman yetiştiren bir partinin Halkların Demokratik Partisi oluyor. Dolayısıyla bu anlamda baktığımızda bu ülkenin gençliğini, enerjisini tüketmeye çalışan ve aynı zamanda ölümlerine sebep olan bir parti demokrasiden bahsederek yaptığı açıklamalarda önemli. Cumhurbaşkanının bölge gitmesinden son derece rahatsız. 5 dakikayla özetleyecek olursak Cumhurbaşkanının oraya gitmesi, anneleri ziyaret etmesi ne anlama geliyor? Seyircilerimize hayırlı akşamlar, hayırlı geceler dileyerek başlayayım. Şöyle, bana göre Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır ziyaretiyle Ordu ziyareti arasında, Mardin ziyaretiyle veyahut Hakkari ziyaretiyle Samsun ziyareti arasında benim gönül dünyamda bir farkı yoktur. Çok güzel. Yani biz Doğu Batı ayrımını coğrafi ayrılık olarak görüyoruz. Gönül ayrılığı vesaire şeyi gönül dünyamızda reddetmişiz. Bir önceki programımızda zannediyorum gündeme gelmişti. Biz de meramımızı ifade sadedinde bölge insanını dinde kardeşimiz, hilkatte eşimiz olarak nitelendirmiştik. 1000 yıldır bir olduğumuz, beraber olduğumuz, kederinde bir, kaderinde bir, hani Anadolu'nun deyim ve tabiriyle iyi günde bir, kötü günde bir beraber olmuş, üçün ikisi akraba olmuş bir milletin asli unsurlarından birisinden bahsediyoruz. Kaldı ki bizim bölgemiz yani hem batısı öyledir hem doğusu öyledir. Yani etnik unsur olarak ifade etmek isterseniz bölge sadece tek bir etnik unsurdan ibaret de değildir. Türkmeni vardır, Zazası vardır, Arabı vardır. Efendim vesaire buna benzer. Bunları rahmetli şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu hepimiz aynı kilimin desenleriyiz diye ifade ederdi. Yani farklılığı zenginlik gören, bunu bir ayrılık gayrılık nedeni olarak anlamayan, algılamayan, bilakis bunu zenginlik olarak kabul eden ama milli hususlarda asla tavizi kabul etmeyen, bölünmeye, ayrışmaya, ayrıştırmaya kapı aralamayan bir bakış açısıyla hadiseyi nitelendiriyordu. Hı hı. Diyarbakır deyince benim aklıma sahabe-i güzin efendilerimizin medfun oluşu ile şeref yâb olduğumuz bir Anadolu coğrafyasının şerefli ili geliyor. Diyarbakır deyince kadim bir medeniyetimizin iz düşümlerinden birisi akla geliyor. Diyarbakır deyince tarihi Sur Camii akla geliyor. Diyarbakır deyince yaşmaklı analar ve akla geliyor. Diyarbakır deyince ben Molla Gürani'yi hatırlamak istiyorum. Said Nursi rahmetullahi aleyhi hatırlamak istiyorum. Diyarbakır deyince kıblede bir olduğumuz Çanakkale'de yani bir istiklal mücadelesinde aynı endişeyi, gaileyi yüreklerinde hisseden omuz omuza ecdadımızın silüetini yad etmek, hatırlamak istiyorum. HDP ne, PKK ne? Bu bizim tükenmişliğimiz üzerine inşa edilmiş, dışarıdan mühendislik çalışmasıyla takviye edilmiş, hı hı, efendim bizim içimizden çıkmış ama kökü bize ait değil, kökeni bize ait değil, ne Türk'e ait, ne Kürt'e ait,
sırtını Amerika'ya dayamış, İsrail'e dayamış, İngiltere'ye dayamış, Fransa'ya dayamış, küresel haydutlara dayamış bir siyasi yapı. Olması gereken şey şu, geçtiğimiz 40 yıllık zaman zarfında da gördük ve müşahede ettik ki terörle, tethişle, parmak sallama ile, yumruk sıkma ile kat edilecek tek bir karış mesafe yoktur. Yani terörle, tetişle imparatorluk bakiyesi bir ülkenin terbiye edilmesi mümkün değildir. Diz çöktürülmesi mümkün değildir. Bunu gördük, idrak ettik ama HDP gibi bir mühendislik çalışması, yani sosyal bir proje olan bir mühendislik çalışması üzerinden genç dimağların, genç neslin başkalaştırılması noktasında tırnak içerisinde yani İngilizler açısından, Fransızlar açısından, İsrail açısından, Amerikan açısından bir muvaffakiyet noktası görmüyor değilim. Yani bu noktanın... Peki son cümle? Son cümle şu, rahmetli şehit liderimiz Muhsin Yazıcıoğlu benim kızıl ermam ve hayalim derdi. Kürdü Türkmeni, öyle. Alevisi, Sünnisi, bacak açık kapalısı, karnı tok, sırtı pek, alnı açık, ay yıldızlı al bayrağın altında bir ve beraber. Bura merkezli yeni bir dünyanın inşası noktasında kardeşlik türküsünün bayraklaştırılıp gökyüzüne çekilmesi. Peki. Demişti. Dolayısıyla spot cümle PKK hepimizin ortak düşmanıdır. Kürdün Türkmeninin ortak düşmanıdır. HDP bu topraklarla ilgili iyi hayali olan bir siyasi hareket değildir. Kürt Allah'ın bana kardeş kıldığı kıble taşımdır. Çok güzel sözlerle gidelim. Peki, teşekkür ediyorum. Mithat Erten Bey, özellikle yeniden Refah Partisi Doğu ve Güneydoğu'da bakıyorum. Teşkilatlanma çalışmaları çok aktif gidiyor. Sayın Fatih Erbakan'ın da bölgeye sık sık gittiğini görüyorum. Özel çalışmaları herhalde eskiden yerel yönetimlerde çok güçlü oldu ve birçok milletvekilisinin elinden bulunduran Refah Partisi'nin o geleneğini, misyonunu yeniden Refah mı üstlendi veya Cumhurbaşkanı oraya gidiyor, gittiğinden yaptığı açıklamalarla birlikte de ne anlama geliyor? Evet, öncelikle teşekkür ediyorum Sabri Hocam. Sayın Genel Başkanımız Doktor Fatih Erbakan Beyefendi'nin özellikle selamlarını hepinize ileteyim. Bizlerden de selam olsun. Aleykümselam. Şimdi Ekrem Hocama, Muhittin Hocama özellikle söylediklerinin hepsine harfiyen tek tek katılıyorum. Yani bunun üzerine fazla bir şey söylemek zaten gereksiz. Türkiye'de uzun yıllardır maalesef kanayan bir yara olarak Doğu ve Güneydoğu sorunu gündeme getiriliyor ama aslında ta Osmanlı döneminden beri farklı sorunlarla bir takım etnik mevzuatlarla kaşınan, kökü dışarıda bir takım mihraklarca sürekli meşgul edilen bir bölge. Tabii ki rahmetli Erbakan hocamız her zaman dile getirirdi. Bu işin temelde en merkezi yerinde bulunan güç, Siyonist güçtür yani. PKK veya işte HDP veya onun gibi bir takım işte üç harfleri dizisi, birçok diziler var maalesef. Bunlar hep Büyük İsrail projesinin alt taşeron firmaları olarak devrededir. Şimdi burada en azından bir psikolog olarak, yani sosyolojik meseleleri zaten tartışıyoruz. Bir psikolog olarak kendi bakış açımdan bir şeyler katkıda bulmaya çalışayım. Psikososyal bir proje olarak bu adamların sosyalist ve Marksist bir takım idealler ve ideolojilerle beraber bütün sunumlarında topluma verdikleri güya sözde insan hakları, demokrasi mesajlarında kullandıkları en önemli argüman, dikkat ediniz altını çiziyorum, kadın olmuştur. Kadını kullanarak özellikle duygusal alanları bir şekilde etki altına alarak maalesef bizim de öz eleştirimizi yapmamız lazım toplum ve ülke olarak. Sahayı boş bırakmakla, yeterince şu eğitim sistemiyle alakalı sorunlarımızı yeterince halledememekle alakalı. Maalesef onların bu tabanı kolaylıkla kışkırtabilmeleri veya alıkoyabilmeleri veya kandırmalarına da maalesef gözümlük diyemeyeceğiz, kimseye haksız edemeyiz ama yani bu konuda bir sıkıntımız var, bunu da halletmemiz lazım. Bunlar bu alanları kaşıyarak, kurcalayarak, en çok da kadını manipüle ederek maalesef uzun yıllardır yol alıyorlardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu hamlesini ben şahsen, bir muhalif partiyiz ama
biz her zaman şunu söylüyoruz. Doğruya her zaman doğru deriz. Yanlış eleştiririz. Evet. Eleştirmek memleket aleyhinde asıl olmaz. Biz buna öz eleştiri diyebiliriz. Memleket lehine ne varsa, kim ne yapıyorsa tarafım. Ama memleket aleyhine bir şeyler varsa, bu benim en yakınımda olsa, hani muhalefet partisi veya iktidar partisi demiyor, en yakınımda olsa buna karşı çıkarım. İnsanlara karşı çıkarım. Bir milli görüşü olarak karşı çıkarım. Bir vicdan olarak karşı çıkarım. Şimdi burada Sayın Cumhurbaşkanı çok önemli bir operasyon yapmıştır. Çünkü bunlar her zaman kadından yana, güya demokrasiden yana, ki son zamanlarda özellikle bu hep gözden kaçıyor. HDP şu LGBT gruplarıyla olan diyaloglarına dikkatinizi çekerim. Sürekli olarak bu alanda özellikle Batı'da, İstanbul'da, işte İzmir'de, orada burada ciddi manipülasyonlar yapmaya devam ediyor. Ne yapıyor? İnsan hakları adı altında bir, kadın hakları adı altında iki, bir takım güya hayvan hakları adı altında yine insanlara dokunacak, duygusal alanlara hitap edecek manipülasyonlarla beraber sızmalar yapıyor. Ve daha sonra yavaş yavaş kendi ideolojisini oraya enjekte ederek, yavaş yavaş bu kazanımlarından elde ettiği radikal grupları yavaş yavaş geliştirerek bir şekilde... Kültür ve sanat üzerinden de STK'ları... Birçok efendim, yani saymakla bitmez, zamanınız yok. Onlara girmek istemiyorum, konu dağılmasın. Şimdi dikkat ediniz, en fazla mağdur olan aslında anneler olmuştur doğuda. Çünkü annelerin çocukları bir şekilde kaçırılmıştır, bir şekilde kandırılmıştır, bir şekilde maalesef terör örgütüne kazandırılmıştır. En büyük acıyı yine onlar çekmiştir. Nereden biliyorsun? Sadece basından değil, ben lütfen bağışlayın, naçizane 89, 90 ve 91'de Doğu ve Güneydoğu'da özel harekatta görev yapmış birisi olarak o bölgeleri karış karış gezen, o insanlara birebir yaşadıklarını şahit olan bir insan olarak söylüyorum, emin olun. En büyük acıyı da bu insanlar çekmiştir ama en cesurlar da onlardır yani. Sayın Cumhurbaşkanımız bir psikolojik propagandaya karşı bir karşı propaganda yöntemiyle beraber aslında burada çok önemli bir noktaya parmak basmıştır. Bu insanları ziyaret etmekle bir, onlara destek vermiştir. İki, onların aslında güya kadının üzerinden yaptıkları bu propagandaya bir yumruk atmıştır diyelim. İki, bu farkındalığı da yükselterek inşallah bundan sonraki dönemlerde de bunların bu manipülasyonlarına son verme gayesine bulunmuştur. Bizim Doğu ve Güneydoğu'da, ona bir iki cümle söylememe izin verin lütfen. Gerçekten geçmişten beri milli görüş olarak ciddi anlamda bir gücümüz var çok şükür. Çünkü bu insanlar hakikaten mütedeyyin, muhafazakar, dinine bağlı, vatanına, milletine bağlı insanlar. Yani milli görüşü diyoruz biz bu insanlara. Bugün için de aynı şeyi Doğu ve Güneydoğu için Sayın Van İş Adamları Genel Başkanı, Sayın Ahmet Fatih Hatunoğlu Beyefendi'yi görevlendirdik. Özellikle Doğu için çok önemli bir değerdir. Oradaki bütün Doğu ve Güneydoğu, gerek iş adamları olsun, gerek oranın kanaat önderleri olsun, herkesle beraber partili partisiz bakmaksızın önce vatanperver, milli ve dindar insanlardan bahsediyoruz. Müslüman insanlardan bahsediyoruz. Hepsiyle bir aradayız. Biz Doğu'da ve Güneydoğu'da partizanlık yapılarak, bakın onun altını çiziyorum, partizanlık yapılarak ülke menfaatine ya da millet menfaatine yapılacak her şeye karşıyız. Yeter ki orada bir bütünlük oluşsun. Bunun için ne elimizden gelen ne varsa yapmaya da hazırız. Onu da ifade etmek istedim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi bir de haber müdürü arkadaşımızla ilgili, hem bir gazeteci hem aynı zamanda haber müdürü ve birçok manşette de sabahları da manşetlerin dilini sunan arkadaşımız Murat Alan Bey. Siz bölgeyi nasıl okuyorsunuz? Bu verilen mesajlar üzerinden Diyarbakır anneleri olsun veya Cumhurbaşkanı'nın oradaki gençlerle buluşması olsun. Aynı zamanda Felat Bey'in AK Parti'ye katılması olsun, Dicle Kent Belediye Başkanı'nın. Nedir burada? Dengeler ne oluyor? Valla anlatayım. Evvela Mithat Bey'in kaldığı yerden devam ederek o noktaya gelmek lazım bence. Söylemleri çok doğru, tespitleri çok doğru. Mesela 90'larda beyaz toroslar geliyordu. Bugün de çok hazin bir şekilde izliyorum. O beyaz torosların sahipleri Cumhuriyet Halk Partisi'nde ittifak yapıyor. Maalesef o beyaz torosların mağdurları da Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yapıyor. Bu notu da düşerek söyleyeyim. Bunu da AK Parti iktidarları, Refah Partisi iktidarları sonlandırmak için bir gayret sarf etti. Gayret sarf ettiği için de Refah Partisi orada ikinci parti ya da birinci parti durumundaydı. Hemen peşinden de yine Refah kökenli partiler orada nefes alabiliyorlarsa, bakın birçok parti oraya gidemiyor bile ama mütedeyyin olduğunu söylüyor. Mesela CHP orada gidip miting yaparken HDP'den izin alıyor. Ama mütedeyyin partiler
oraya gidip nefes alabiliyor. Niye? Müslüman Kürtler sayesinde nefes alabiliyor. Bu çok açık ve net bir şekilde. Hani tabii ki ülkemiz 81 vilayeti bizimdir. Her yerde miting yapabilir olmalıdır her parti. Ama bu realiteyi de unutmamak lazım. Buradan yola çıkarak şunu söyleyeyim. Cumartesi anneleri diye bir gerçek vardı bu ülkede. O işte beyaz toroslarla gidip sen şöyle yapmışsın diyerek bugün soluğu CHP'de alan birçok emekli askerin de içerisinde bulunduğu, eski askerin de içerisinde bulunduğu o koro, o solo, o insanları evlerinden götürüp faili meçhulle infaz ediyordu. Ne zamana kadar? Hatırlayın, Refah Partisi gelene kadar bu süreç böyle devam ediyordu. Refah Partisi iktidara geldiğinde o her tarafı izole edilmiş haline rağmen, elinde sadece Milli Gazete, Vakit ve Yeni Şafak olmasına rağmen, bir Kanal 7'si olmasına rağmen, bugün bakın ne kadar çok sesli değil mi? Geçenlerde AK Parti karşıtı bir eylem yapıyorlar bir yerde. Döndüm baktım nefes alamıyoruz diye 15 tane mikrofon saydım. AK Parti iktidarında AK Parti karşıtı eylem yapan gazetecilerin mikrofonu 15 kanal saydım. Ve bugün AK Parti'ye şunu söylüyorlar. Diktatörlük var bu ülkede, basın nefes alamıyor. Bir de 28 Şubat'ı hatırlayın. Düşünün, bir manşet atılıyor. O dönem Hürriyet'in başındaki adam, rahmetli Necmettin Erbakan'ın düzenlediği bir iftar programıyla ilgili bir manşet atıyor bir sonraki gün. Oysa o iftar programı düzenlenmiyor. O iftar programının düzenlenmeyen iftar programıyla ilgili şunlar oldu, bunlar oldu diye manşet atılıyor. Ve böyle bir iftar programının olmadığı söylenince o gazetenin başındaki zat-ı muhterem bugün de hiç sıkılmadan orada duruyor. Zaten konuşsaydınız da yazdıklarımızı konuşacaktınız. Düzenlenseydi de yazdıklarımızı konuşacaktınız. Pek de farklı bir şey konuşmayacaktınız orada deme pişkinliğini gösteriyor. O dönemleri bir hafızamızda tutalım, bu döneme gelelim. Cumartesi annelerine hepimiz yüreğimiz yanarak baktık. Ama maalesef 90'larda psikolojik harbi uygulamaktan imtina ettiğimiz için ya da kötü niyetli insanların bu savaş devam etsin, bu kargaşa devam etsin, bu iç çekişme devam etsin Türkiye'de. Ben bundan nemalanıyorum, savaşa da şerh düşüyorum. PKK ile olan mücadeleyi kastetmiyorum bu savaş devam etsin derken. İç kargaşanın, kaos ortamının devam etmesini düşünün. Hatırlayın, Eşref Bitlis'in sadece 93 yılında size 8 tane ölüm sayabilirim. Şehadet sayabilirim. Ondan sonrasında bu süreci düşündüğünüzde hepimiz yüreğimiz yanarak bakıyorduk. Ama psikolojik harbi kaybettiğimiz için o dönemlerde cumartesi annelerini kime terk ettik? İHD'ye terk ettik. Murat kime hocam, terk ettik? Psikolojik harp, özür dilerim. Hani parantez olsun diye. Psikolojik harp bir bütünlük gerektirir yani. Tabii. Askeri, iktisadi, İşte biz bunu yapamadık. Bakın mesela silahla yürüyoruz. Evet. PKK'nın sonunu getireceğiz. Son teröriste neredeyse bulup bitirene kadar devam edeceğiz diyoruz. Ama son bunun alt unsurlarını yerine getiremedik o dönem. Niye getiremedik? Şundan dolayı getiremedik. Bir kısmı böyle istiyordu. Zaten devam etsin. Bir kısmının orada işte kenevir tarlaları vardı. Bu işi yapıyordu zaten. Denetimsizlik hoşuna gidiyordu. Devam etsin. Etsin. Herkesin bir menfaati vardı. Rahmetli Hasan Karakaya'nın bir yazısı vardı. Bize dağları taşları mı bombalatıyorlar yine diye. İşte evet. Mantık bu. Şimdi gelinen noktaya dönüp baktığımızda, gelinen noktadaysa şu oldu. Cumartesi annelerini biz onlara kaptırdık. Biz şey yapamadık. İHD'ye, Sorosçu vakıflara kaptırdık. Ama Diyarbakır annelerini kaptırmadık. Evlatlarını teröre, bakın evlatlarını pikniğe gidiyorum. Hadi masa tenisi oynamaya gidiyoruz. Hadi işte kültürel bilmem neye gidiyoruz. Hala psikolojik eksiklerimiz var. Bakın hala o mekanizmanın bir bölümünü kırabilmiş değiliz. O dağ kaldırma operasyonlarını. Ama bir bölümüne nüfuz etti. Ne oldu? Diyarbakır'da HDP'nin karargahında, Ankara değildir HDP'nin karargahı. KCK'nın merkezi Diyarbakır'daydı. HDP'nin karargahında ilk defa Cumhuriyet tarihinde HDP'ye ofis kapattırdınız. HDP binasını kapattı, binasını taşıdı ve devam etti o süreçte. Şimdi gelinen noktaya dönüp baktığımızda Cumhurbaşkanı'nın bu yüzden orayı ziyaret etmesi çok çok önemlidir. Hemen bitireceğim. 3 cümle ekleyip bitiriyorum. Bakın, Sayın Akşener'in de ziyaret etmesi gerekir. Etmiş mi? Etmemiş. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da oraya ziyaret etmesi gerekir. Etmiş mi? Etmemiş. Ama Sayın Kılıçdaroğlu, bakın Kılıçdaroğlu'nun kardeşi ziyaret etmiş.
Ne demiş? Ben de kaptırdığım abime HDP'den istiyorum demiş. Bakın Celal Kılıçdaroğlu. Doğru. Ben de kaptırdığım abime HDP'den istiyorum. Onlara kaptırdım abimi demiş. Bakın Diyarbakır anneleriyle ilgili, cumartesi anneleriyle ilgili Sayın Kılıçdaroğlu bir cümle söyleyeceğim. Bir de Diyarbakır anneleriyle ilgili bir cümlesini söyleyeceğim. Siz, o yorumunu size bırakıyorum. Diyor ki 700 haftadır bir annenin, bu annelerin hiçbirisi hiçbir kimsenin canını incitmedi. 700 hafta değil. O dönem 700 hafta. Diğer cumartesi annelerini kastederek söylüyor. Devlet neden vardır? Adaleti sağlamak için. Bunlar ne istiyorlar? Adalet istiyorlar. Evlatları kaçırılıp götürülüp bu devlet tarafından katledilmiş diyor. Dikta yönetiminden ancak buna benzer olaylar olur. Biz de boşuna dikta yönetimidir demiyoruz diyor. Bakın kimi kastediyor? Bu ülkenin cumhurbaşkanını kastediyor. Cumhurbaşkanı, bu ülkenin cumhurbaşkanının döneminde o toroslara son verildiği halde bu ülkenin cumhurbaşkanını o toroslardan mesul kılıyor bir. Peki aynı Kılıçdaroğlu şeye ne diyor? Diyarbakır annelerine ne diyor? Her anne için çocuk çok değerlidir. Arzu ettiği yerde bir eylem yapma hakkı da vardır. Annelerin taleplerinize destek olmak lazım. Diyarbakır'da annelerin çocuklarının gelmesini istiyor. Bundan daha haklı bir talep olamaz diyor. Edebiyat dersinde kimi suçluyor? Kompozisyon yazmış. Evet. Bakın kimi suçluyor burada? Diğerinde bizzati devletimizi suçluyordu. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı bugün var yarın yok. Hepimiz faniyiz. Biz Nuh'u 1000 yıldan 1 yıl eksik yaşattı diyor Rabbimiz. Yani 999 sene yaşattı Nuh Aleyhisselam vefat etti. Biz de bir gün vefat edeceğiz. E hal böyleyken devletimizi suçluyor. Diğer tarafta kimi suçluyor? Anneler orada haklıdır diyor. Beklesinler demokratik diyor. Demokratik olarak da şey yapıyor. Olay bu. Baktınca, peki. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada Muhammed Tarık Akar hukukçu arkadaşımız Diyarbakır'dan. Hoş geldiniz. Hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı geceler olsun. Sağ olun. Şimdi konuklarımızı dinlediniz mi bilmiyorum. Fırsatınız oldu mu? Diyarbakır'ı konuşuyoruz. Diyarbakır özelinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın verdiği mesajlar çok önemli. O Diyarbakır'ın güzelliğinde, o şark kültürü üzerinden, aynı dilden, ortak paydanın, kardeş türküsünün ne olduğunu çok iyi biliyoruz. Gönülden gönlüne giden türkülerin de söylendiği ve aynı zamanda da burada daha önemli olan Diclekent Belediye Başkanı'nın özellikle Felat Aygören Bey'in de AK Parti'ye katılması. Kısaca sizden bir toparlayıcı yorum istesem ne diyorsunuz? Bölgede neler oluyor? Evet. Felat Aygören Dicle Belediye Başkanı. Diclekent. Dicle. Özür diliyorum, düzeltme. Peki. Mahallemizde Dicle. Evet. Şimdi Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a ziyareti zaten günler öncesinden heyecanla bekleniyor. Fakat doğrusu bu kadar içeriği dolu güçlü mesajların verilebileceği çok tahmin edilmiyor. Yani bunun bir işte Diyarbakır annelerini ziyaret ve gençlerle buluşma programı olarak düşünüyorum. Belki birkaç toplu açılış da yapar diye konuşuluyordu. Fakat açıkçası hepimiz büyük bir heyecana kapıldık o konuşmayı dinleyince. Bu çok önemli bir başlangıçtı diyeyim. Başlangıçtan kastım şu, şimdi Cumhurbaşkanımızın en önemli vurgusu şuydu, yeniden bir ahitleşme, yeniden oturup konuşma, istişare etme ve tekrar ortak değerlerde, ortak faydalarda birlikte bir araya gelebilme. Sayın Cumhurbaşkanımızın çok sayıda açıklaması oldu ama dikkat çekici olan, Diyarbakır'da çok heyecan oluşturan 2005 ruhuna vurgu yapması, ben dün neredeysem bugün de oradayım, yarın da orada olacağım. Ve doğrusu geçmişte bütün bölge halkı için, Türkiye halkı için, herkes için yapmış olduğu büyük reform sürecinde hatırlattı, bunları bir kez daha vurguladı. Çözüm süreci konusunda da çok haklı olarak süreci bitiren tarafın kendileri olmadığını, HDP ve cenahın olduğunu, onların da dış odaklı etkiler altında kalarak süreci bitirdiğini ifade ettiler. Şimdi gelen noktada cümleleri şu ifade yıldır büyük bir muhasebe var. Hendek olaylarından sonra, 15 Temmuz'da diğer olumsuz hadiselerden sonra bölgede zaten 2-3 yıldır bir
muhasebe, elini iki avucun arasına alıp bir çeşit öz eleştiri süreci yaşanıyordu. Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu süreç daha da hızlanacak. Öyle tahmin ediyorum ki önümüzdeki süreçte çözüm sürecini baltalayan taraf olarak hedeflerin üzerine daha çok gidecektir. Neden bunları bu süreci baltaladığı sıklıkla sorulacaktır. Ve hangi dış mihrakların hangi vaatlerde bulunarak bu süreci baltaladığını bu halk, Güneydoğu insanı bu hesabı soracaktır. Çünkü bu yıkımın en büyük faturasını elbette ki bölge halkı yaşamıştır. Hendeklerin ve diğer bütün olumsuz olayların, bombalama olaylarının ve terör hadiselerinin çok yakıcı sorunlarını bölge halkı yaşamıştır. Ben böyle bir sürecin başladığını, başlangıçtan kastı budur, bölgede yeni bir süreç olacağını, insanların geçmiş muhasebesini daha güçlü bir şekilde ortaya koyacağını ve çok hayırlı bir süreci baltalamış olan HDP ve çevresinin de üzerine gideceği inancındayım. Artı, şimdi bugünlerde malumunuz CHP, işte HDP ve diğer bir kaç partinin bir blok halinde Kürtlerin önüne çıkmak gibi bir iddiaları var. CHP'de işte Doğu masası falan kurduğunu iddia ediyor. Cumhurbaşkanı bunu ifade etti. Kürtler de biliyor, herkes biliyor. Bu vesayet sisteminin müesses nizamın banisi, kurucusu kimdi biliyor. CHP'nin geçmişte de günümüzde de neler yaşadığını biliyoruz. Bölge insanı CHP zihniyetini değiştirmeyi çok iyi biliyor. CHP içerisinde bazen işte Kürtlere dönük azı sinyal açıklamalar yapıldığında nasıl o cenahtaki milliyetçi ulusalcı kesimin tekrar red ve inkarcı bir anlayış ile hücuma geçtiğini de biliyoruz. Az önce bu yayına bağlamadan önce bir iki televizyon programında yine bu ulusalcı kesimden insanların nasıl böyle kızıl şal görmüş İspanyol boğası gibi bu Sayın Cumhurbaşkanımızın ve hayırlı bir başlangıcın üzerine saldırdığını gördük. Değişen bir şey yok efendim. O peki 80-90... Muhammed Bey bir araya gireceğim, evet. Özür diliyorum. Şu çok önemli. Felat Aygören Bey'in AK Parti'ye katılması Diyarbakır tarafından nasıl karşılandı? Elbette ki şimdi Ferhat Bey sadece bir ilçe belediye başkanı. Siz de bölge insansınız biliyorsunuz. Ferhat Bey Doğu Güneydoğu'da çok güçlü bir politik ailenin verdidir. Yani aşiret değil, diyelim ki bir tarikat grubunun değil. Çok güçlü, Kürt siyasetinde çok etkili, belirleyici, tarihi bir ailenin verdidir. Daha önce zaten aileden Abdurrahim Fırat AK Parti İmek Ayakası'na alınmıştı. Ferhat Bey'in AK Parti'ye katılması bölgede dengeleri ciddi şekilde etkileyecek. Çünkü sadece kendi kararı değil, aile içerisinde görüştüğü, istişare ettiği birçok insan olmuştur. Bu şekilde orası çok önemli bir yerdir. Bakın Dicle Belediyesi yıllardır HDP'nin elindeydi ve çok stratejik bir yerdir. Orası küçük bir ilçe falan değil, çok stratejik bir yerdir ve siyasetin üretildiği yerdir. İşte Emine Ayna gibi birçok insanın da memleketi hareket etmiş. Ömer Ayna biliyorsunuz geçmişte işte Ömer Ayna hadisesi vardır o. Biliyorum. Nerede bir yerde. Evet. Şimdi böyle önemli bir yerde Ferhat Bey tabii HDP kökenli değil biliyorsunuz. Kendisi ittifak adayı olarak HDP yerel seçimler öncesi bir takım Kürt siyasi gruplarıyla partilerle bir ittifak kurdu ve kendisi bir başka İttifak grubunun adayı olarak orada seçildi. Şimdi tabii bu Diyarbakır'da heyecan oluşturdu. HDP cenahında endişe ve korkuya sebep oldu. Çünkü bir çözülmenin de alametidir bu. Ama geniş anlamda insanları heyecanlandıran ve bundan sonraki süreçte de insanların AK Parti'ye yoğun katılım göstereceği süre işareti önemli bir katılım oldu. Malum ailenin işte Bingöl'de de, Elazığ'da da, Erzurum, işte Diyarbakır birçok yerde sevenleri ve bağlıları var. Bu manada ben önümüzdeki dönemde bölgede siyasi dengelerin de yavaş yavaş Ferhat Bey ve diğer başka katılımlarla değişeceği inancındayım. Bu peki nedir biliyor musunuz? Bakın bir insanın belediye geçmesi ya ailenin falan değil. Mesele şu. Az önce ifade ettiğim gibi bölge insanı şunu net bir şekilde artık görür.
Sayın Cumhurbaşkanımız da onu dün ifade etti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde yaşayan Kürtlerin demokratik hak ve talepleri mi var? Adres verin. Kültürel talepleri mi var? Adres verin. Ekonomik ve sosyal talepleri mi var? Adres verin. O güvenceyi millete, milletin huzuruna çıkarak vermiş oldu. Şu milletin de güvenini kazanmış bu insanlar. Geçmişten peki bugüne Sayın Erdoğan'ın yapmış olduğu reformlar zaten onun sözlerinin altına imzadır. Şimdi bundan sonra bekleyip göreceğiz. Bölgede AK Parti'ye de katılımlar olacaktır ama esas önemlisi HDP cenahına yönelik bir taraftan Diyarbakır annelerini, diğer taraftan da halkın geniş katmanlarını ve işte bu Ferhat Bey'in katılımı gibi katılımlarla da bir hesaplaşma ve hesap sorma süreci başlayacağı inancındayım. Peki. Muhammed Tera Akar, çok teşekkür ediyorum. Bir hukukçu gözüyle güzel analizlerde bulundunuz. Anlaşılan verdiğiniz mesajda önümüzdeki süreçlerde de katılımların olacağı ve dengelerin de değişeceğini ifade ettiniz. Buradan evet. Diyarbakır'a selam olsun. Hayırlı geceler diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. Ekrem Bey, kısaca bir özet isteyecek olursam, Muhammed Bey'in anlattıklarına göre nasıl bir yol haritası oluyor bu? Yani yol haritası şu, Muhammed Bey'in vurgulamaları çok güzeldi. Çözüm süreciyle alakalı biliyorsunuz 2010'lu yıllardan beri süren bir tartışma var. Hı hı. Birileri kalkıp işte özellikle PKK-HDP yanlıları hükümetin çözüm sürecini baltaladığını falan filan söylüyorlar ama ortada çok açık bir gerçek var. Çözüm süreci denilen şey dış güçler bu meseleyi Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kendi başına halletmesini istemediği, bundan hoşlanmadığı için PKK içinden birileri tarafından ciddi şekilde darbelendi, masa tekmelendi. Bu arada yine aynı süreci baltalamak için o dönemde maalesef emniyet içerisinde, yargı içerisinde hatta Türk Silahlı Kuvvetleri içerisinde bulunan FETÖ'cülerin de bu sürecin zannediyorum yanlış anlaşılması, yanlış değerlendirilmesi için ellerinden geleni yaptıklarını söyleyebiliriz. Bugünden geriye doğru baktığımızda hakikaten Sayın Cumhurbaşkanımız o dönemde elini değil vücudunu taşın altına koyarak oldukça netameli bir konuda yakın mesafeler alınması için gayret etmişti. Ama öncelikle biliyorsunuz Oslo görüşmeleri denilen İstihbarat teşkilatı üzerinden yürütülen görüşmeleri birisi deşifre etti. Hı hı. Hemen ardından 2012'de FETÖ üzerinden birileri o zaman başbakanımızdı. Sayın Cumhurbaşkanı'na bu meseleyi bitirmeye kalkışma seni bitiririz mesajını 7 Şubat 2012'de biliyorsunuz MİT müsteşarı ifadeye çağrılarak falan verilmiş oldu. Kavganın bundan sonraki şiddetlenmesinde büyük ihtimalle FETÖ yapısının da PKK'nın değişik bir versiyonu olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni izaya getirmek için en azından devreye sokulduğunun anlaşıldığı dönemler. Dolayısıyla Mehmet Bey birçok şeyin altını çizdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın biz detaylara girmemiştik. Onu açıklaması çok iyi oldu. Orada yani 2005'te neredeydiysek halen oradayız. Yani bu meseleyi çözme konusunda kararlıyız. Ama bu şu demek değil. Bu çok yanlış anlaşılan bir şey. Netameli bir konu. Yani işte birileri her ne istiyorsa yapalım. Birileri ne istiyor? Bu ülkeyi bölmek, parçalamak istiyor. Bir dakika yani ona prim verecek şekilde yapılabilecek özellikle bir şey yok. İstiyor veya Türkiye'nin varlığı, birliği ve bekasını ayakta tutabilmek umuduyla bugün Kürt meselesi dediğimiz konuya baktığımızda uzunca bir yıl süreden beri yani yaşı uygun olanlar hatırlar. Ben 1977'de bölgeye gittiğimde yani arabalarda teypler vardı o zaman. Kürtçe kaset çalacak kişi arabada kim olduğunu dikkatle süzdükten sonra buna cesaret edebilirdi. Yani Mikdat Bey onu iyi bilir. Tabii. Evet. Yani telaffuz edilmesi bile zor olan şeyler vardı. Bugün itibariyle geldiğimiz noktada her şey konuşuluyor, her şey tartışılabiliyor. Kürtçe televizyonumuz var. Kürtçe ile alakalı en azından devletin resmi dili Türkçedir ama en de sonunda bu konuda öğrenmek isteyenler ya da bir şeyler yapmak isteyenlerle alakalı sınırlama yok. Ne kaldı yani neyi söyleyeceksiniz artık? Bugün için dert olarak söylenebilecek bir şey yok. Daha da ilginç olan şu, hep söylediğimiz şey. Muhittin Bey de mesela değindi. Türk, Kürt, Kürt etle tırnak gibi birbirinden ayırt etme şansınız yok. Geriye doğru bakın. Rahmetli Turgut Özal. Türk müydü, Kürt müydü? Yani rahmetli Özal'ın yani Kürtlük şeyi belki daha ağır basıyordu. Dolayısıyla bugün
Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kanunlarına riayet edecek bir şekilde yolunuza devam ettiğiniz zaman sizin diyelim ki başbakan, bakan efendim, genel müdür, daire başkanı, değil mi, herhangi bir yerde bürokrat, hatta milletin tamamının teveccühünü kazanıp cumhurbaşkanınız olmanızla alakalı hiçbir problem yok. Peki ne derdiniz ne? Birileri mesela geçenlerde televizyonlarda sık yayınlandı, o terör örgütünün başlarından birisi. İşte idare HDP'ye verilmelidir. Bir dakika, HDP'ye niye verilsin idare? HDP Türkiye'nin partisi değil ki. Türkiye ile alakalı bir söylemi yok. Türkiye ile alakalı Türkiye'nin genelini kapsayan bir takım talepleri yok. Hatta bırakın onu. Yani sadece Türkiye'yi kapsayan bir talebi yok. Kürtlerin tümünü kapsayan, onları ifade eden bir söylemi de yok. Hı. Bakın en acı gerçeklerden birisi nedir? Suriye'nin kuzeyinden Türkiye'ye kaçmak, buraya sığınmak zorunda kalan birçok insan var. Halbuki Suriye'nin kuzeyinde, Kürt bölgelerinde PKK'nın oradaki uzantısı YPG, PYD'nin hakim olduğu yerler var. Ama Türkiye'deki vatandaş oraya gitmiyor. Neden oraya gitmiyor? PKK gibi, PYD, YPG gibi düşünmediği için orada kendisine hayat hakkı tanınmayacağını biliyor. Ama bu insanlar Türkiye'de. Türkiye'de onlar siz Kürt müsünüz, Türk müsünüz? Böyle bir şey yok ki. İnsanlık olması önemli. Çok uzattım ama mesele galiba şu. Eninde sonunda örgüt ve içerideki uzantısı HDP, örgüt ve uzantısı siyasi parti, bütün melanetlerini söylemle gizlemek, söylemle saklamak, söylem üzerinden, retorik üzerinden mesafe alma derdinde. Türkiye'de bir kısım medya, Murat Bey'in de az önce söylediği gibi, maalesef onlara destek veriyor. Çok kötü bir şey. Türkiye üzerinde hesapları olan dış mihrakların destekleri de onlarla beraber. Yani düşünün, adam terörist, silahla iş görüyor. Çocukları kaçırıyor, dağa çıkarıyor. Amerika geçtiğimiz günlerde çocuk askerler konusu falan diye bir şeyde Türkiye'yi suçluyor. Ya bir dakika. Sen PKK, PYD, YPG'ye yardım ediyorsun. On binlerce tır silah veriyorsun. On binlerle uçak dolusu silah veriyorsun. Bu adam çocukları kaçırıyor. Diyarbakır anneler bunun en güzel ispatı. Bununla alakalı niye tek kelimen yok? Neden? PKK'ya o çocukları daha kaçır diyen Amerika demek ki. Böylesine bir şey var. Buradaki Sayın Cumhurbaşkanımızın Diyarbakır'a gidişi, Diyarbakır annelerini ziyareti, burada yaptığı açıklamalar ve eskiden yapılan şeylerin altını çizip barış süreci denilen süreci PKK'nın dolayısıyla HDP'nin falan bitirdiğinin altını çizmesi çok güzel bir şey. Kararlılığını vurgulaması da güzel. En de sonunda bu meselelerin halledileceği ve bunu da bu memleketin gerçek sahiplerinin, gerçek insanının yapacağı, yerli ve milli olanların yapacağının altı çizilmiş oldu böylelikle. Peki. Çok teşekkür ediyorum. Epey güzel açıklamalar oldu. Burada en önemli hususlardan biri özellikle Sayın Cumhurbaşkanı'nın 2005'te neredeyse tekrar aynı yerdeyiz demesi, ben çok önemsiyorum onu. Birilerinin kendine cirit alanı olarak da belirlediği yerlerin aslında nedenli kucaklaşmaya, özlemle baktığının da altını çizmemizde fayda var. Ama şunun altını çizmek lazım bence. Yani 2005'te bulunduğumuz yerdeyiz diyor da HDP gelsin tekrar masaya oturalım demiyor. Bu HDP ile yürüyecek hiçbir şey yok. PKK ile yürüyecek hiçbir şey de yok. Çünkü bu adamlar daha dün 2015'te 200'den fazla askerimizi, polisimizi Diyarbakır'da, çevre illerde o kurdukları hendeklerle mahallelinin, vatandaşın evini altına bomba döşeyerek şehit ettiler. Bunlarla oturup konuşacak hiçbir şeyimiz yok. Bakın bunların gevşemesi, yumuşaması gibi görünen şey de aslında bizim mesafe, o dağları taşları bombalamadığımızı, artık hedefleri vurduğumuzun açık kanıtıdır. Bakın ne kadar muhatap alırsanız o kadar ilerliyorlar. Daha düne kadar bizi Cumhuriyet resepsiyonlarına çağırmıyorlar diye dert yanıyorlardı. Bugün dediler ki hadi gelin madem ayrımcılık yapıyor. Şimdi diyor ki biz senin olduğun yere gelmeyiz diyorlar. Bakın yani, görüyorsunuz değil mi? Peki. O yüzden bu adamlarla masaya oturulamaz. Bu adamlarla yapılacak bu anladıkları dil, psikolojik operasyonu, askeri harekatı, psikolojik hareketlerle, harekatla da destekleyip. Bakın mesela Diyarbakır anneleri diyor ki 13 yaşında çocuğum götürüldü. O 13 yaşında çocuğun oraya götürülen ne kadar ki safa en az 1,5-2 senelik bir mevzidir. Bir safhadır. O safhanın okulda mı götürdü? Okuldaki operasyonu düzenleyeceksin. Bahçede mi götürdü? Bahçede bunu kim götürmeye çalışıyorsa onu alacaksın. Yani o yüzden dönün bakın, bakın. Bir sene, iki sene önce bir köşe yazısı yazmıştım. Bir tıp fakültesi öğrencisi soluğu Kobani'de alıyor. Orada öldürülüyor. Manisalı.
Bir Manisalı tıp, bak lisede peşine düşmüşler. Kronolojisini araştırdım. Lisede peşine düşmüşler. Babası liseden kaptırmamak için bu yapıya, uzaklaştırmak için bu yapıdan göndermiş Ankara'ya. Ankara'da tıp fakültesi kazanmış, mezun olmuş, doktor olmuş, eline silah almış, gitmiş Kobani'de senin askerine, benim askerime kurşun sıkarken öldürülmüşse burada bir sorun var. Burada ve bizim aşamadığımız bir sorun var. Yani ta 80'lerden bugüne aşamadığımız. Diyarbakır anneleri aslında o sorunun aşılabilmesi için de muazzam bir kilometre taşıdır. Buradan baskı yapamıyoruz, hata yapıyoruz. Bakın İHD her gün kapısının önünde yatmalı gazeteciler. Ya cumartesi anneleri diyorsun, Diyarbakır anneleri yok mu? Oraya da yürüsene. Diğer barolar, her zaman cumartesi anneleri diyorsunuz Galatasaray Lisesi'nin önünde. Bizim de annelerimiz onlar ama Diyarbakır anneleri sizin anneleriniz değil mi? Sözcüsü, Cumhuriyeti, Bir Günü niye yazmıyorsunuz Diyarbakır anneleri? 12 yaşında bir çocuk dağa piknik yapmaya götürülüyorum diye dağa götürüp eline Kalaşnikov veriliyorsa burası neresi? Orası neresi? Şimdi Ekrem abi az önce söyledi. Kobani'den niye kimse gitmiyor? Hadi HDP, hadi buyur. Orada madem bir kurtarılmış olduğunu iddia ettiğin bölge, hadi sana kurulmuş devlet, git bakalım. Gitmiyor. Bırakın daha aksine gitmeyi. Oradaki insanlar feryat figan buraya geliyor. Niye biliyor musunuz? Dün orada bir avuç Süryani azınlık vardı. Bakın psikoposunun kafasını kestiler. Kim kesti? DAEŞ kesti. Kesen kimdi? Kestiren kimdi? YPG'lilerin saldığı DAEŞ'ler gitti adamın kafasını kesti. Niye biliyor musunuz? Oradaki PKK-YPG gerçeğini gördü. Ya bunlar azılı teröristmiş dedi. Hemen susturalım, indirelim dedi. Anladıklarını koydu. O yüzden 2005'teyiz diyorsa Sayın Cumhurbaşkanımız bunu asla şöyle yorumlamamak lazım. Çünkü yarın sözcü kafası HDP'nin bugün CHP ile birlikte İzmir'de miting yapan kafa akşam eve döndüğünde andımızı niye kaldırdınız diyor AK Parti'ye dönüp. Yarın da şunu diyecek. Bu kadar şehit verdik, sen hala neyin çözümünün peşindesin diye bunu Peki. sanki HDP ile masaya oturmak isteniyormuş gibi bir algı yapacak. Çok teşekkür ediyorum. Bir araya gideceğiz. İkinci bölümde geleceğim. Alakalı bize tekrar bir araya geleceğim. Arkasından bu konuyla ilgili toparlama yaptıktan sonra 28 Şubat davasında Yargıtay kararlarından 14 tane müebbetin onanması var. Onu tartışmış olacağız. Bizden ayrılmayın. Efendim kısa bir aradan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz. Miktat Erten Bey'e ben bir söz vereyim. Birinci bölümle ilgili bazı notlarınız vardı. Evet. O notlar üzerinden 5 dakikayla özetlerseniz ondan sonra Muhittin Bey ve arkasından 28 Şubat'la devam etmiş olacağız. Buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi konu uzun ve derin bir konu. 5 dakika içerisine ne kadar sığdırılabilir bilemiyorum ama birkaç cümleyle en azından bazı eleştiri demiyorum, dikkat edin. Öz eleştirimizi de yapmamız gerekiyor. Doğru. Yani bunları biz hani bu milletin, bu memleketin insanı olarak, bir siyasetçi olarak özellikle yerli ve milli diyoruz ya, yerli ve milli olarak da özellikle hassasiyetle ama birbirimizi de incitmeden, kırılmadan tartışabiliyor olmamız lazım. Yeniden Refah Partisi olarak biz en başından beri, yani milli görüş tarihinden bu yana her zaman ilkesel olarak mesela Batı'yı asla düşman olarak görmedik ama dost olarak görmedik. Yani mesela 90'lı yıllarda bizim doğuda, özellikle Doğu ve Güneydoğu'da en büyük problemimiz mesela çekiş güçtü. Bir problemimiz çekiş güçtü yani. Rahmetli Erbakan hocamız gelene kadar başımıza bel olmaya devam etti. İktidara geldiğimiz zaman onları Doğu'dan ve Güneydoğu'dan kovan da biziz, biliyorsunuz. Bu dirayeti gösterebilmiş olmak lazım. Tabii ki bu gücü gösterebilmiş olmak lazım. Bu duruşu gösterebilmek lazım. Bu da tabii istikrar derken biraz da orada aslında bir vurgu yapmaya çalıştım. Bu da senin bütün genel siyasetine de yansımalı. Ne demeye çalışıyorum? Şimdi siz ciddi bir mücadele veriyoruz. Bu da haksızlık etmemek lazım. Ben özellikle Yeniden Refah Partisi'nde görevli, siyaset yapan bir kişi olarak Sayın Süleyman Soylu'yla beraber yan yana çekilmiş bir fotoğrafımı yayınlamıştım ve kendisine kolay bir iş değildir. Ailesi var, çoluk çocuğu var. Yani terörle mücadele kolay bir iş değildir. Dışarıdan görüldüğü gibi değil. Birçok insan hemen partisanlık yapıyor. Hemen kendine göre bir tavır takınıyor. Hocam falan filan, bir sürü insan bir şeyler söylüyor. Ben haksızlığın her zaman karşısındayım. Hakka da ne diyoruz? Hak diyoruz. Hakka da her zaman hakkını vermekten yanayım. Ciddi bir mücadele veriyor. Vermektedir. Terörle mücadele de çok başarılı bir tarih. Büyük bir mücadele veriliyor Doğu'da ve Güneydoğu'da ve başarı elde ediliyor ama
her şeye rağmen, bakın her şeye rağmen, peki ne demek istiyorum her şeye rağmen derken, tutarlılık eğer gerçekten bir bütün içerisinde söz konusu olmuş olsaydı, bence Doğu ve Güneydoğu'daki problemlerin çoğu çoktan tükenmişti. Yani bir yandan Avrupa birlikçi olacaksın, diğer yandan da Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele vereceksin. Bakın bu çelişki gerçekten büyük yaralara sebep oluyor. Büyük problemlere sebep oluyor. Şimdi her siyasi kuruluşun kendine göre bir sunumu var. Kendine göre taahhütleri var. Siyasi, ekonomik, iktisadi, askeri taahhütleri var. Ben özellikle Milli Görüş Teşkilatı olarak bugüne kadar bu Avrupa Birliği sevdasının bize verdiği zararları anlatmaya kalksam emin olun sabaha kadar devam eder. Adamlar mesela Almanya, bütün PKK'nın veya HDP'nin veya diğer bilmem nelerin tamamının karargahını yapıyorlar. Yalan mı efendim? Belçika mesela, Brüksel, ya tamamen karargahlarını yapıyor, karargahlığını yapıyorlar. Yetmedi, Amerika dediğimiz güya sözde müttefik, NATO'da bizimle beraber güya mücadele eden. Yani NATO'da müttefik, düşünün. Bilakis kendileri, Sayın Ekrem Hocam'ın biraz önce ifade ettikleri gibi, Doğu ve Güneydoğu'nun hemen dibinde sınırımızda bir PKK devletini inşa ettirdiler. 50 bin tır, resmi, gayri resmi bilmiyoruz. Her türlü savunma ve taarruz silahlarıyla beraber donatmışlar oradaki. Yetmedi, CIA ve derin güçlerle beraber yine orada uzun zamandır ciddi bir teşkilatlanma halindeler. Şimdi bizim dediğimiz gibi yani bazı konularda çok net olmamız lazım, olabilmemiz lazım. Yani diyorsunuz hem Avrupa Birliği hem terörle mücadele, Avrupa Birliği PKK'nın doğrudan bir karargahıyken oradan hem Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyorsunuz. Çok kısa kestirmeden gidiyorum, çok derin ve uzun konular diyorum. Bakın bir yandan Avrupa Birliği'nde adamların sana dayattığı ne varsa, bağışlayın lütfen cümlelerimi. Yani ifade ederken amacımı aşmak istemem. Maalesef bize dayatabilecekleri bir şey yok. Çok ne diyelim, köklü bir devletiz, köklü bir milletiz yani. Ama onlara göre güya onlar bize birçok argümanı, birçok fırsatla önümüze, ki en büyük mesela en son icraatlarından bir tanesi de şu İstanbul Sözlüsü'ydü örneğin mesela en son. Birçok argümanları var. Her seferinde bu Avrupa Birliği sevdamızdan istifade ederek bizi siyasi, ekonomik, askeri her yürüyle beraber sömürüyorlar, zora düşürüyorlar. Yani dost görünümüyle yapıyorlar bunu ve bizim bütün siyasetimiz içerisinde yapıyorlar maalesef bunu. Peki. Bunu NATO yoluyla da yapıyorlar. Bunu Amerikan dostluğu adı altında da yapıyorlar ve biz bu çelişkilerimizden, bakın çelişki diyorum. Bu çelişkilerimizden kurtulmadığımız sürece, yani net kendi milli görüş, milli diyoruz ya, bu tavırlarımızı ortaya koymadığımız sürece bu oyuna gelmeye devam edeceğiz. Bir yandan onlarla beraber bu güya dost muhabbeti, maskeli balo, yani bu baloya katılmakla beraber, diğer yandan Doğu ve Güneydoğu'da ve özellikle sınır dışında ciddi maalesef bedeller ödemeyi sürdüreceğiz. Yani bu işte bir sıkıntı var. Bu sıkıntının mutlaka netleşmesi ve tutarlı bir şekilde ve radikal bir düşünceyle beraber bir olura bağlanması lazım diyoruz. Peki. Çok teşekkür ederim. Affedersin. Miktat Bey'in söylediğiyle alakalı bir cümle ilave etmekte fayda var. Şunun altını çizelim. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, şu anki mevcut AK Parti hükümetinin, hükümetlerinin Avrupa Birliği tutumlarıyla alakalı Miktat Bey'in sanki ifadelerinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti her ne olursa olsun oraya girme sevdasında, bunun için tavizler veriyormuş gibi bir şey anladım. Yanlış mı anladım? Şöyle bakın, mesela ben dedim ya, detaya giremiyorum çünkü zamanımız yok. Mesela İstanbul Sözleşmesi gibi bir, mesela Avrupa Birliği Komisyonu'nun bize dayattığı Avrupa Birliği sevdası, insan hakları, kadın hakları veya diğer haklar 62, üzerinde. 82-84 sayılı yasadan dolayı kaynaklanan. Peki. 62-84 bizim onu uyarlamak üzere içeride çıkartmış olduğumuz kanun. Doğru. Ama asıl şey İstanbul Sözleşmesi ki bunun daha evvelden mesela ÇEDAV var, Lazaret diye bir sürü şey var. Şimdi bunların dayatmaktan kastım, dedim ya, kastımızı açmayalım. Hayır, bakın detaya girdiğim kayboluyoruz. Beni Miktat Bey, özür diliyorum. Eder misin? Hayır, şunu konu yanlış. Detaya girince kayboluyoruz. Buyurun. Peki. Benim söylemeye çalıştığım şu. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Avrupa Birliği arasındaki münasebetlerin temeliyle alakalı temel söz şudur. Onlar bizi sanki alacakmış gibi yapmaya, biz de sanki girecekmişiz gibi yapmaya devam ediyoruz. Yani şu anda en azından son senelerde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Avrupa Birliği'nin PKK konusunda çeşitli konularda neler yaptığını net olarak bildiğini,
bunları engellemek için elinden gelen her şeyi yaptığını ama gerektiğinde tecavülü arifane yaparak sanki bilmiyormuş gibi davrandığını falan hepimiz biliyoruz. Ekrem Hocam, dolayısıyla onların bizi alacakmış gibi davranmasını anlayabilirim de bizim oraya girecekmiş gibi davranmamızın sebebini bir izah eder misiniz? İktat Bey, şimdi bu ayrıca saatlerce, günlerce konuşulacak bir konu. Şunun altını çizelim, müsaade eder misin? Hayır. Bakın, şunun altını çizelim. AK Parti iktidara geldikten sonra Avrupa Birliği uyum mevzuatı muvaciyesinde Türkiye'de yapılan gelişmelerin tamamı toplum olarak bizim faydamıza olan şeylerdi. Birçok şey, birçok vesayet zincirinin kırılmasında o dönemde atılan Helsinki dedi şu dedi, önemli değil. Ankara prensipleri olarak ele alalım. Bizim faydamıza adımlar atıldı. Hı. Ama netice olarak hepimiz şunun farkındayız. Onların bizi almaya pek niyeti yok. Bizim de zaten nihai olarak öyle pek girmeye falan niyetimiz yok. Ama yapısal bir takım problemler, vesayet zincirlerinin kırılması konusunda bunların faydaları oldu. Burada zihniyet olarak eninde sonunda hiçbirimizin bir farkı yok. Niye? Peki. Avrupa Birliği sadece dediğim yaptığını biliyorum. Sadece o da değil ki. Şu da var. Konu bu ne kadar mı? Dersiniz bilmem ama özür diliyorum. En büyük Türkiye'deki en büyük yatırım Hollanda'da. İkincisi Almanya. Üçüncüsü yani İngiltere. Konu bunun çok detaylı. Yegane nedeni de oradan yatırımcı çekebilmek için, sıcak para çekebilmek için hala bir araç olarak peki kullanılıyor. Efendim, ben burada kalalım bir cümle söylemeyi rica ediyorum. Bir cümle. Bakın şimdi iyi niyet konusunda bir şüphemiz yok ama tek bir şey söylüyorum, iyi niyet yetmez maalesef. Yani onlar sizin iyi niyetinizi sürekli olarak suistimal etmeye devam edeceklerdir. Söylediğim söylem var, diyor ki Avrupa Birliği uyum yasaları diyoruz, yarın uzlaşma sağlanmasa Ankara yasaları olarak Ankara devam kriterli eder diyor. Yani şartlar ve koşullar onu söyletiyor mecburen. Yani bizi konu, olarak sömürüyorlar maalesef. Peki evet. Konu birinci bölümden kopmasın diye ben Muhittin Bey notları vardı. Özellikle şimdi, Diyarbakır'a. Geçen hafta ekstra peki iki cümle kurdum. Hı-hı. Ekrem Bey benim yaşça büyüğümdür, ağabeyimdir. Bana öyle bir bakışı vardı ki iki kere özür diledim kendisinden. Estağfurullah, buyurun. Yani ben unuttum. Geçtim, şer. Yani bir nokta. Konu değişince konsantrasyon da. Aksakallı ama. Konsantrasyon da. O beni anladı. Ekrem Bey beni anladı. Biz birbirimizi anlıyoruz. Şu 2005 15 vurgusu vesaire var. Hı hı. 2005. Ben, 2005. Hı hı. Ben hep söyleye geldiğim bir şey var. O da her ne olursa olsun, hangi meseleye yaklaşalım, ciddi olmak zorundayız. Yani hasbiliğimiz kadar, haklılığımız kadar, milliliğimiz kadar, aynı zamanda yaklaştığımız her meseleye ciddi olarak yaklaşmak zorundayız. Buradan yola çıkarak şöyle, mesela daha önce atıfta bulunduk. Ala lillahi dinul halis ayetiyle Cenab-ı Mevla-i Müteal, bana ait bir tercüme bu ama çok iyi müfessir olarak tanıdığım hoca efendilere ben böyle tercüme ediyorum ne diyorsunuz deyince motomot dediler. Yani bu din samimi olanların yani ciddi olanların dini. Bu din yani dolayısıyla aynı dinin, aynı dünya görüşünün, aynı kıblenin çocukları olarak sosyal ya da sosyopsikolojik işte sizin de alanınız meselelere tarihsel perspektiften ciddi yaklaşmak zorundayız. O da şu, 2005'teki işte Oslo Sözleşmesi vesaire. O dönemde zannediyorum iktidarın içerisinde FETÖ'de etkileyici bir ana unsurdu. Açılım sürecinin başlangıcında FETÖ'nün başındaki herifin ne dediğini biliyorum gözümün önünde şu anda. Vassulhu hayrı oraya yorumladı. Arkadaşlar bizim Kürt'le kavgamız yok. Olmaz, olamaz. Yani şöyle ifade edeyim. Ben izeltekal müslimeyni biseyfeyhima fel katil vel maktul finnar. Sahabe-i kiram soruyor. Fekultu ya Resulallah. Hadal gatil fama balul maktul. Kal innehu kana harisan ala katli sahibi. Tercümesinde ver. Tercümesi şu. Tabii ki tercümeyi vereceğim. Buyuruyor ki İslam peygamberi
yeryüzündeki bütün cinnin baş öğretmeni. Altına kırmızı kalemle çiziyorum. Bu iki Müslüman karşı karşıya gelseler bir seyfehime kılıçlarıyla. Fel gâtil vel mektûl fînnâr. Ölen de cehennemdedir, öldüren de cehennemdedir. Enes bin Malik radıyallahu anh soruyor. Gâli ya Resûlallah. Şöyle soruyor. Hâdel gâtil femâ bâlül mektûl. Bu öldüren cehennemde, ölen için cehennemde diye soruyor. Gâl aleyhissalâtu vesselâm Efendimiz cevap veriyor. İnnehu kâne harîsan alâ katli sahibi. O da kardeşini öldürme niyetindeydi diyor. Şimdi ben Büyük Birlik Partisi'nin genel başkan yardımcısı olarak falan konuşmuyorum. Söz size gizli, bizi izleyen 90 milyona Türkiye'deki mültecilerle beraber 90 milyon tabirini bilerek söylüyorum. 90 milyona gizli Allah'a ayan. Ya Kürt benim kardeşim, dindaşım. Aynı tarihin çocuklarıyız. Pastanede, postanede, hastanede bir ayrımcılık varsa kardeşinin yanında olmayan alçak olsun. Bunda problem yok. İtiraz ettiğimiz şey bayrağın yanına bayrak dikme hevesinin bin süslü zarf içerisinde sunulmasıdır. Bu hinlik bölge insanımızın hinliği değildir. Bu devlet-i aliyeyi, Osmaniye'yi yeryüzünden kaldırıp 52 devlete bölünmüş bu anasır-ı İslamiye'nin tamamını sömürgeleştirilmiş beyefendinin Siyonist diye tabir ettiği, Anadolu insanının gavur diye tabir ettiği, bizim küresel haydutlar olarak tarif etmeye çalıştığımız bugünün dünyasının hakimleri, tırnak içerisinde efendiler. Bravo. Kürdü sevmezse Kürt Türk'ü, Türk Kürdü, İslam peygamberi, benim baş öğretmenim cennete giremez buyuruyor. La tedhulul cennet hatta tu'minu ve la tu'minu hatta tehabbu. Buhari hadis-i şerifi bu. Yani cennete giremezsiniz. Volkan gibi imanın sahibi olmadığınız müddetçe, iman etmiş olmazsınız birbirinizi sevmediğiniz müddetçe. Yani bu bir ihtiyari bir mesele değildir ki. Yani siz Trabzon'da doğdunuz, ben Ordu'da doğdum. Ekrem Bey ağabeyimiz işte Ordu'da doğdu. Murat Bey'in ilini, ilçesini bilmiyorum ama X bir yerde doğdu. Bu bizim tercihimiz de falan olmadı. Evet, bu bizim tercihimiz de falan olmadı. Yani ben Maley de olabilirdim. İngiliz, Fransız da olabilirdim, ayrı konu. Ama şüheda toprağında bayrak yanına bayrak dikilme hinliğini basiret, feraset, izan, irfan sahibi Anadolu çocuğu amiyane tabirle söz meclisten dışarı yememeli. Efendim devletin yanına devlet falan. Yani senin dilini zenginlik görmeyen alçak olsun. Kur'an buna ayet diyor. Yani Allah'ın kudretinin delilleri. Yani Türkçenin yanında Zazaca'da, Kürtçe'de, efendim Boşnakça'da, Pomakça'da ayrı bir zenginlik kaynağıdır. Bilmiyorsak hepimizin ayıbıdır, ucbudur. Ama veya saygı göstermiyorsak da bu bizim efendim eksikliğimiz. Orası işte Türkiye 36 etnik unsur. Orası da tırnak içerisinde şöyle. Dolayısıyla niktatlı değil mi? Ana dilde eğitim. Ana dilde eğitimini her alanda göster, bana da Kürtçeyi öğret, şeref duyarım. Zaten Kürtçe dediğin, Türkçe dediğin Farsçadan ağrı değildir, Arapçadan ağrı değildir. Mesela serçevan, serseran derken seri Farsçadır. Çevanı kalır geriye. O çevan da efendim bölgedeki işte farklı aksan vesaire şeyin hangisine aittir bilmeyiz. Yani aynı şekilde efendim dilimizi konuşurken saf, yalın, sade efendim işte Türkçenin ana babası dediğimiz Doğu Türkistan'daki dedemizin dilini konuşacak olursak dünyada hiçbir milletle anlaşamayız. Ecdadımız fethettiği ülkenin dilini yabancılaştırılmamış,
Ondan bir şeyler almış, katmış, bir medeniyet dili oluşturmuş. Yani bu medeniyet diliyle, yani idare edebildiğin insan kadar çapın vardır sözünden istinaden, 27 milyon kilometre kare toprağı idare etmiş. Ya ne Kürdün, ne Zazası, ne Türkmeni kardeşim, bunlar anasır-ı İslamiye millet vaidi olarak kabul edilecek olursa. Bitiriyorum. Ötesinde gayrimüslimlerin huzur içerisinde idare olunabilmesini sağlamış. Hatta ona kendi inancı doğrultusunda muhakeme, yani mahkemeye çıkabilme, dinine, diyanetine göre idare edilebilme hakkı tanımıştır. Dolayısıyla efendim buradan sonuç. HDP ile yan yana bölgede ne yapalım bu Türkiye'nin kaderini, bölgemizin kaderini düşüncesi bile asla helal değildir. Çünkü KCK dediğiniz şehir yapılanmasıdır. Şehir yapılanması şu: Üsküdar'a kaymakam atadılar. Üsküdar'a ilçe emniyet müdürü atadılar. Fatih'e kaymakam demek. İstanbul'a vali demek. Paralel devlet. Paralel devlet. Öz kuvvet dediği şey. Yani seni ben devletin mahkemesinde muhakeme etmem. Kendi mahkemde. Buna zinhar, küçük, basit, setim için falan göz kırpmak dahi şühedanın ruhunu incetir, kanaatini taşıyor. Peki Cumhurbaşkanı buraya atıf yapacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın, ya bizim şu beyefendi de aynı şeyi söyledi. Doğruya doğru, eğriye eğri. Hatta rahmetli Muhsin Başkan Aybastı'da son şehadetinden 15 gün önce bir konuşma yapıyor. Diyor ki ben tek başıma meclisteyim ama grubu olan siyasi partiler kadar özgür ağırlığım vardır. Bu şundandır diyor. Ben Demirel'in tarif ona aynıyla böyle ifade ettiği için söylüyorum. Artısını artı derim. Ecevit'in artısını artı derim. Baykal'ın artısını artı derim. Efendim rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'nın artısını artı derim. Ama varsa eksisi, CHP'nin kapısından yumruk sallayarak değil, suratımı asarak değil, yapıcı, yol gösterici, uzlaştırıcı ve uyarıcı bir mümin ve muvahhid anlayışıyla yanlış yapıyorsun kardeşim derim. Üstad Necip Fazıl buna yani kollarını makas gibi açarak bu cadde çıkmaz sokak nitelendirmesinde bulunuyor. Ben onun ağzıyla konuşurum. Benim milliyetçiliğim, ne olursun benden alın, arkadaşlara verin, bitireyim, meramımı ifade edeyim. Benim milliyetçiliğim, geçen hafta da söyledim, Ümit Özdağ'ın milliyetçiliği değil kardeşim. Bizim dünyamız da ayrı, bakış açılarımız da ayrı. Yerden göğe, arzdan arşa kadar onunla bizim aramızda fark var. Benim milliyetçiliğim Üstad Necip Fazıl Kısaküre'nin içi alev alev iman dolu, dışı saf ve samimi Türklük. İçi dışına hakim, yani din, devlet, din, diyanet, iman, Kur'an, vahiy dışına, Türklüğüne galebe çalmış, dışı içine köle anlayışında bir milliyetçilik diyor. Beni tarif eden bu kardeşim. Yani ben vahye rağmen, Allah'a rağmen, aziz peygamberime rağmen, selef-i salihin insanımızın efendim bin yıllık hüccetine rağmen söz söylemeyi edepsizlik sayan bir Anadolu insanıyım. Bizim evet. Arkadaşlarımız böyle. Buradan bitiriyorum. Yani şu yanlıştır kardeşim. Yanlıştı. Diyarbakır'da Öcalan'ın mektubunun okutulması defakto bu sizin lidereniz, toplanın ne diyorsa ona göre. Bu yanlıştı. Doğru bulmuyorsunuz. Asla ve kat'a. Peki. Ama Sayın Cumhurbaşkanı ile alakalı bunu mu yapıyor? Hayır. Ben geldiği noktada bugün terörle mücadelede eksiğini söylerim. Ama canhıraş bir gayretin olduğu noktasında da doğru yapıyor derim. İşte doğru yapıyor. Bunu Amerika'ya rağmen yapıyor. Bunu Avrupa Birliği'ne rağmen yapıyor. Ama bugün bunun sadece bir AK Parti iktidarının bir manevrası olarak da görmüyorum. Devlet aklı olarak görüyorum. Peki. Türkiye kendi bin yıllık tarihinden, bu topraklarda bin yıllık tarihinden kaynaklı Türkiye'ye has operasyonlarını
yapabilmeli. Söyleyecek çok sözüm var ama zaman yok. Üstad, kısa çok güzel konuştunuz da sonunda gelip dayadığınız ziyar berbat oldu. Bana göre. Rahmetli Üstad Necip Fazıl derdi ki, bizzat kendisinden dinlediğim için rahatlıkla söyleyebilirim. Malım gelsin de isterse Çin'den gelsin. Dolayısıyla efendim şu işte ama şunu yapması falan. Hiç yani ben inandığımı, Ekrem Bey, Üstadım, ben inandığımı söylüyorum. Ben sizi dinledim. Şöyle. Müsaadenizle. Evet, tabii, ben sizi dinledim. Siz bak, inancınızı güzel, söylemediniz bak, de demiyorum. Bak, şerh düştü. Ama müsaade edin. Bir şey söylemeye çalışıyorum. Siz sürekli araya girmeye çalışıyorsunuz. İlk defa girdim. Ben sizi dinledim. Ekrem Hocam yine sert baksın size. Yapmayın. Yine bakın. Sert bakma meselesi değil. Bakın. Bak, bismillah. Ayrı siyasi partilerde falan olabiliriz ama burada ters kutuplar yazsa da bizim hiçbir konuda net olarak anlaştığımızda farklı bakacağımız hiçbir konu yok. Hemen hiç söylemeye çalıştığım şu. Konjonktürel olarak sırtında yumurta küfesi taşıyan insanların yapıp ettiği bazı şeylerle alakalı bütün meseleyi oraya irca etmek, sizin yaptı 10 dakika konuştuktan sonra gelip meseleyi oraya dayamak yanlıştır. Bunu söylemeye çalışıyorum. Peki. Bu kadar. Yanlış anlaşıldı. Yanlış olan şeyi bir daha vurgular mısınız Ekrem Hocam? Mesela de ben yani Öcalan'ın mektup okutulmasıyla alakalı vurgumu bahsettim. Üstadım, söylediğim şey Öcalan'ın mektubun okutulması yanlıştır, doğrudurdan bahsetmiyorum. Bu kadar konuştuktan sonra Türkiye'deki PKK meselesi, bununla yapılan mücadeleler, bu konuda atılan adımlar falan filan her şeyi bir tarafa koyup bütün meseleyi sanki Öcalan'ın mektubunun okutulması yanlıştır noktasına irca etmek. Hayır canım, her şey oraya bağlı bir şey değil. Ben arkadaşlar konuyu tamamen değiştiriyorum. Özür diliyorum. Peki. Bakın bizim her programda bakın ben hiçbir siyasi hesabı olmayan şuraya gelirken de ya Rabbi rızana rağmen tek bir cümle kurdurma. Tek bir kelime söyletme diye ricaen ve istirhamen içeriye girdim. Peki. Önemli olan bu. Şu, AK Parti'yi veyahut da Büyük Birlik Partisi'ni veyahut da Yeniden Refah Partisi'ni veyahut da Saadet Partisi'ni, biz aynı dünyanın, aynı kıblenin çocuklarıyız. Bizi yumruğu sıkılı adamlardan izlemeyelim. Bizi kucağını açmış rahmet penceresinden bakan insanlar olarak biz, sizi, siz bizim eksiğimizi söyleyebilmelisiniz. Bu adavet değildir. Bu ötekileştirme değildir. Bu duygular içerisinde ben AK Parti'nin hatalarını dün söyleye geldim. Bugün söylüyorum, yarın da söyleyeceğim. Ama yaptığı her doğruyu da bu kime yazar hesabı yapmadan doğru diyeceğim. Muhsin Yazıcıoğlu'nun çizgisi bu. Peki, çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, tamamen farklı bir konuya geçiyoruz. 28 Şubat kararları üzerinden geçeceğiz. Biliyorsunuz 28 Şubat davasında Yargıtay'ın aldığı kararda 14 kişinin cezası onandı. Burada özellikle önemli bir husus var. Bu isimleri söylemeye gerek var mı? Okuyalım. Belki... Ahmet Çörekçi, Aydan Erol, Cevat Temel, Özkaynak, Çetin Doğan, Çetin Saner, Çevik Bir, Erol Özkasnak, Fevzi Türkeri, Hakkı Kılınç, İdris Koralp, İlhan Kılıç, Kenan Deniz, Vural Avar ve Yıldırım Türker. Evet, aynen bunlar, öyle. Bunların kim olduğunu da söylemezsek. Rehber tatlikleri onaylandı. Ben, işte bunların kim ben olduğunu özellikle, da söylemezsek öyle sıradan bir isim gibi yani gidiyor. Yani dönemin cuntası. Mesela ben, bir müsaade ederseniz arkadaşlar. Müsaade ederseniz. Bir harekat başkanı. Tabii. Ben yani özellikle bu konuyla ilgili size söz vereceğim. Bilmiyor hani. Size söz veriyorum. Dolayısıyla siz orada özel notlarınız da var. 28 Şubat kararlarının çok... Yok, çok özel bir notum yok. Burada önemli husus şu. Türkiye Cumhuriyeti icra heyeti, vekilleri ve heyetini cebren, iskat veya vazife görmekten cebren men etmek suçu bakımından diyor. Yani bu 14 sanığın suç kısmı bu. Bu şahıslar bilinmedik isimler değil. Yani günümüzde, kudretli paşaların olduğu dönemlerde. Bakın en çok kullandığımız şey gün içinde gördüğümüz TL. Cebimizden çıkarıp sürekli alışverişte kullanıyoruz. Hı-hı. Bugün 5 TL tedavülden kalktı desinler. 2 gün sonra rengini bile unuturuz. İnsanlar unutuyor. Doğru. Bizim jenerasyon hatırlayabilir. Mesela Çetin Doğan'ın kim olduğunu. Biz hatırlayabiliyoruz. Çevik Bir'in kim olduğunu biz hatırlayabiliyoruz. Erol Özkasnağ'ın kim olduğunu, Kazıkçı Paşaları. Hı hı. Biz hatırlayabiliyoruz ama genç jenerasyon bilmiyor bu isimler. Yani hani kimdir, ne yapardı, neyle tehdit ettiler.
Veya AK Parti'ye en çok eleştirilerden biri şuydu. 28 Şubatçıların yaptıkları yanında kar kaldı söyleme. Yani toplumun en çok sorduğu sorulardan biri buydu. AK Parti bunun hesabını sormadı gibi bir söylem de var. Peki sonuç itibariyle geldiğimiz noktaya bakacak olursak. Valla yani o konuda ben aslında asıl hesap sahiplerine dönüp baktığımızda şikayetçi olmayanları görüyorum. Yani hı-hı, Allah selamet versin bir kısmına, kalanına da Allah rahmet eylesin. Yani gidip Çevik birden şikayetçi olacak mısınız denildiğinde hayır olmayacağım diyenleri gördüm. Erol Özkasnak'tan işte o kazıkçı paşalardan şikayetçi olacak mısınız denildiğinde o dönem savcılığa olmayanları gördüm. O yüzden yani ben Şevket Kazan bunlardan biriydi. Ben isim vermeyeceğim abilerimiz. Ondan ya büyüklerimiz sonra diyelim ama görüyoruz. Olmadıklarına da iyi bakmak lazım. Burası. Her ne olursa olsun. Yani öngörüyle haklı ya da haksız o gün değil, kalkıp bu kişilerin ne iş yaptığını basın toplantısında izah etmek lazımdı. Etmediler. Bilmiyorum. Onun peki, dışında da Ben Deniz bizzat şu an bir tanesi genel başkan yardımcım. 9 kişi gittik o dönemde. Daha kılıçların keskin olduğu dönemde suç duyurusunda bulunduk. O mesela, suç duyurumuz cariidir. Doğrudur. Mesela o şikayette bulunmayan sadece Allah rahmet eylesin Şevket Kazan değil. Bulunmayan ben 4-5 isim de sayarım şimdi. Onlara da dönüp baktığımızda madem böyle bir şey vardı o zaman da deselerdi ki şu savcı FETÖ'cüdür. Ben bundan dolayı şikayette bulunmuyorum. Bunu da demediler. O yüzden ben bunu şey bulmuyorum. Yani hani neden bulunmadıkları kısmını o zaman onu izah edeceklerdi. Hayır, sosyolojik bir analiz yapacak. Yok ben anladım. Yoksa mesele yani iyi yaptır anlamında ben değil. Ben anlıyorum da yani onlara bakmak lazım. Yok dinamik. Hayır bugün söyleniyor. Biz falanca savcının FETÖ'cü olduğunu bildiğimiz için buna işte o gün söylemekti marifet. Bugünün öngörüsünü görüyorsanız o gün de görüyordunuz bunu o gün söylemekti. Şimdi Sabri Hocam. Şimdi ben devam edeyim. Hocam, siz şey yapın. Ben devam edeyim. Siz söylersiniz. Özür diliyorum. Akış kopmasın diye evet, şey yapıyorum. Araya girmeleri aslında ben karşı değilim. Hani ama konu şey yapıyor. Önce bir konuyu izah edelim. Şimdi 14 kişi Çetin Doğan, Çevik Bir, Erol Özkasnak dahil, dönemin MGK Genel Sekreteri dahil 14 kişiye müebbet hapis cezası verildi. Neden ceza verildiğini de siz söylediniz. Anayasal düzeni, rejimi yıkmaya teşebbüs ve bir şey dahilinde, örgütlü yapı dahilinde bu ceza verildi. Bir kısmınınkisi de bozuldu. Kimlerinki bozuldu? O dönemin YÖK Başkanı'nınki bozuldu mesela. Dedi ki darbeye teşebbüs değil, yardım. Yardımdan aslında sen bunu git yeniden yargıla dedi. Yani hani bozmasın da beraat veriyorum demedi. Şimdi burada asıl sorun, bir medyanın bir kısmı şuna odaklanmış durumda. Bu kişilerin yaşı. İşte birinin 72, birinin şimdi hepimizin dede dediğimiz adam kategorisinde aslında. Kimsenin gönlünden 70 yaşında bir adamın suç işlese bile cezaevine girmesi geçmiyor. Ben zalim değilim. 70 yaşında bir adam, 80 yaşında bir adam cezaevine girsin demiyorum. Ama bugün darbe yapanların yaş profiline baktığımızda 15 Temmuz'da sadece 10 yaş büyükler. Bu adamlar onlardan. Yani bu jenerasyon onlardan. O zaman bunlar da bir 10 sene mahkemeyi oyalarsak 5 sene. 2-3 sene de Yargıtay'da bu iş gider. Sonrasında da 2-3 sene yatarım, yaş haddi derim, ben de çıkarım kısmı doğuyor. Şimdi medyanın bir kısmı bu kişilerle ilgili buna odaklanmış. Abi, bir kısım medyanın gizli bir ajandası mı var? Tutuklanmamasına, ceza alsa da yatmamasına odaklanmış durumda. Bunu örtülü bir şekilde dünden bu yana pompalamaya başlıyorlar. Yaş haddi ama yaşları ne olacak? Ben de şunu söylüyorum. Bizim gibi hayatı kararan insanların o dönem için söylüyorum. Hı hı. Ne olacak? Derece yapıp da üniversiteye giremeyenlerin ne olacak? Başını saçından tutup sürüklenen kızlarımızın durumu ne olacak? Eşlerimizin durumu ne olacak? Ablalarımızın durumu ne olacak? Bu sebepten dolayı kanser olup da hayata gözlerini yummuş öğretmen ablalarımızın durumu ne olacak? Lösemiden vefat eden öğretmen ablalarımız üniversitede, lisede, görevli olduğu lisede başını açmadığı için okuldan atılan ve birkaç yıl içerisinde de kan kanserine yakalanıp vefat eden ablalarımızın durumu ne olacak? Onlar bugünü hiç göremediler ama bu amcalar, bu dedeler görebildiler bugünü. Hala orada evlerinde bekliyorlar. Yan bir örneğe dönüp bakıp söyleyeyim. Mesela Yunanistan örneğine bakayım. Darbecilerine şunu mu dedi Yunanistan? Ya bunların zayışı da zaten 70 olmuş, kalmasınlar. Yok. O cezayı bunu göze aldılarsa o cezayı çektiler.
Bir kısmı tahliye oldu, cezası tamamlandı, bir kısmı öldü. Cezaevinde öldü. Ben kimsenin cezaevinde ölmesinden memnun değilim. Ama bu kafa benim insanımı, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Allah diyen herkesi ya cezaevine tıktı, bakın, ya da dışarıda ölmekten beter etti. Mesela Yakup Köse. Hı hı. 14 yaşında ayağında, bakın 14 yaşında 36 numara ayağıyla 43 numara terlikle idam cezası alıp cezaevine konulan, 43 numara niye biliyor musunuz? 36 numara çocuk olduğu için 14 yaşında 36 numara terlik bulamıyorlardı cezaevine ona. 43 numara, 42 numara yetişkin insan terliği giydiriyorlardı. O ne olacak? Halil Kantarcı ne olacak? Bu adamlar tarafından terörist olarak yaftalandı. Bu adamlar tarafından Türkiye Cumhuriyeti denilen ülkeyi kurtarmaya çalışırken de yine bu adamların bir kopyası tarafından, benzerleri tarafından şehit edildi. O ne olacak? Onun üç tane yavrusunun ahı ne olacak? O yüzden ben diyorum ki ve gelecekte gelecek darbecilere de hukukta şunu söylüyor açıkça. Cezası 3 yıldan fazlaysa bu kişi cezaevine konulur. 3 yıldan fazlaysa. Peki. O yüzden buna riayet edilerek, hukuk kurallarına riayet edilerek gelecekteki olası darbecilerin de bu dönemki darbecilerin akıbetini görüp yeni bir darbeye meyletmemeleri açısından benim en somut örneğim kendi hayatımdan gezi eylemleridir. Bakın gezi eylemlerinde, konu konuyu açıyor ama bağlayacağım. Gezi eylemlerinde ve finale erdireceğim. Gezi eylemlerinde bu ülkede yüzlerce araç yıkıldı. Bir polisimiz şehit oldu. 10 küsürden fazla gösterici hayatını kaybetti. Bir tanesi de ekmek almaya giderken olduğu iddia edilen, söylenen, ben başka bir şey söylemeyeceğim, bir çocuktu. O da hayatını kaybetti. Bunların, bu sokak çağrısını yapanların hepsi de kalktı dedi ki ağababaları, mesele ağaç değil, hala anlamadın mı? Şimdi İngiltere'de krallar gibi yaşıyor. O sokağa dökmeye çalışan Mimarlar Odası'ndan tutun CHP'ye kadarki kadroda şimdi yine aynı şekilde keyif sürüyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda eksik bir soruşturma yürütüldü. Sizin de az önce söylediğiniz, benim de söz kesilmesin diye müsaade etmemeye çalıştığım bir ifade var diye, hani o 28 Şubat savcısını gördük. O savcılar tarafından, yine benzeri bir savcı tarafından, İstanbul Adliyesi önünde bildiri okuyan savcı tarafından eksik bir soruşturma yürütüldü maalesef. Ama buna rağmen verilen ceza 1 yılla 3 yılı geçmedi. Mahkeme neredeyse o sanıkların tamamına beraat verdi, kalanını da erteledi. Bakın o erteleme yüzünden de ne oldu biliyor musunuz? Biz her iki senede bir bu kesim, bunu örgütleyen kesim, kepçeyle başbakanlık binasına girmeye çalışan kesim, bizim canımızı sıkmayın yine sokağa dökülürüz diyor. Bakın küstahça bunu söylüyor bize. Bu, ve ne oldu biliyor musunuz? Demek ki ben ve benim düşüncem haklıymış ki Yargıtay'a dosya gitti. Bundan bir ay kadar önce Yargıtay kalktı dedi ki yerel mahkemenin dosyasına baktı. Biz nasıl soruşturma yürüttüğümüzü de görmek açısından söylüyorum. Kemaletle kemalat yapmaya çalışıyoruz. Ya HTS kayıtları var. HTS kaydında bu adam diyor ki kepçenin üstünde Dolmabahçe'ye girmeye çalışan adam, hadi şu barikatı yıkacağız, polis kortejini parçalayacağız, onları da ezeceğiz, başbakanlık binasına gireceğiz diyor. Sen buna nasıl beraat verirsin diyor. Bu adam suçu ikrar etmiş diyor. İşte az önce söylediğiniz şeyler devreye giriyor. Kemalette kemalat yapmaya çalışıyoruz ama buna rağmen safımızı belli etmeliyiz ki gelecekte şu yapıyor denilse de, bu yapıyor denilse de biz bunlarla ilgili o dönem ne söylediğimizde açıkça söylemiş olalım. Ki bu hususta da Muhittin Hocam'ın, ben o gün gittim, bunda tarafımı belli ettim. Bence doğru bir tespittir. Bu yapılan, bu darbecilere de ceza tas tamam uygulanmalıdır ki gelecektekilere de... Vatandaşlık görevini de yapacaksın. Onların kudretli olduğu bir dönemde suç duyurusunda tabii bulunduk biz. Ve o gün tehlike geçmiş değildi. Ve bizim o suç duyurumuz caridir şu anda. Doğru. Peki. Şöyle bağlayayım, bitireyim. Bu cezalar neyse hukuk sistemimiz
ayrım yapmadan uygulanmalıdır. Uygulanmazsa yarın yeni darbelerinde, darbecilerin de yol haritasını belirlemede önemli bir etken olacaktır. Bence eksiktir de, orada onu da söyleyeyim, öyle bitireyim. Bu işin beşli çete ayağı yoktur. Bu işin medya ayağı maalesef yoktur. Bunların da üzerine gidilmesi lazımdı. Ama aynen, maalesef kamuoyunda maalesef en çok yaraya sebep olan kemalat yapmaya çalışıyoruz. Bu peki, benim en somut örneğimde 4000, 5000 tane FETÖ'cü hakimi, savcıyı meslekten uzaklaştırdık. Yargılamaya çalışıyoruz. Onlardan doğan boşluğu da bir şekilde gidermeye çalışıyoruz. Önemli. Seyircilerimiz, özür diliyorum. Peki. Kem alat ile kemalatın anlamını bilmeyenler olabilir. Yani kem alat kötü aletler ile kemalat, mükemmel iş ortaya çıkmaz anlamında doğrudur, kullanılan bir cümle. Çok somut bir örnek, onu da söyleyeyim, öyle bitireyim. Biz o kemaletle kemalatı bana söyleyen bir il emniyet müdürümüzdü. Şundan dolayı söylüyor. Doğrudur. Şundan dolayı söylüyor. Şundan dolayı söylüyor. Adil Öksüz'ü aramakla görevlendirdiğimiz terör şube müdürü FETÖ'cü çıktı o olaydan sonra. O da tutuklandı. O da bunu söyledi. Ne yapalım dedi. İşte bu adamlarla kemaletle böyle yapmaya çalışıyoruz. Kemaletle, peki. Dedi. Kemalat ile kemalat olmaz. Doğru. Sayın Ertem, siz ne diyorsunuz bu durumda? 28 Şubat üzerinden verilen kararları yeterli buluyor musunuz? Murat Bey'in özellikle altını çizdiği husus şu: medya boşta. STK'lar ayağı halen boşta. Devletin içerisinde kısmen görev yapıp da kenarda durup derin devletçiyim diyenler de halen boşlukta. Buralarla ilgili pek bir hesaplaşma yapılmadı. Kamuoyunu tatmin edici midir sizce bu? Evet, değerli hocam. Şimdi Murat hocama katkıda bulunmak istedim ama bölmemi istemediler. Dolayısıyla ben uzamasın diye aslında konu şey yapmasın. Soruyorum. Yoksa istediğiniz gibi araya girebilirsiniz. Rica ederim. Ben programımız için söylemedim. Şimdi Sabri hocam, Türkiye'deki en büyük problem, bana göre en büyük sıkıntı muhalefet problemidir yani. Neden? Adaletin aranması konusunda verilen mücadeleye eşlik etmiyor. Yani sürekli bir karşı propaganda, sürekli karşı arayış, sürekli ötekileştirme, sürekli problem. Hatta geçenlerde yeri gelmişken onu da söylemiş olayım. İsim vererek konuşacağım yani. İyi Parti Grup Başkan Vekili Lütfü Türkan Beyefendi. Şimdi bir takım şeyler söylüyor. Tabii söyledikleri ederi vardır. Kendisini o anlamda yadırgamayacağız ama söyledikleri şeylerin nihayetinde bu memlekete mührünü basmış, bu kadar siyasetçi yetiştirmiş, milli görüş davasına ömrünü vakfetmiş bir insana televizyon ekranlarından göz göre göre iftiralarda bulunuyor. Şimdi bakın, muhalefet dediğimiz şey yapıcı olduğunda ben her zaman varım. Olabilir, insanlık hali. Hata yapmasaydık insanın bazı zaten. Yani insanın özelliği o zaten. Deneyim ve tecrübe kazanmak hatalar ve yanlışlarla veya yaşantılarla mümkün olabilir. Hadisi var değil mi hakkında? Evet. Eğer hata işlemeyen bir güruh olsa idik biz, hata işleyip hatasıyla yüzleşip istiğfar eden yeni bir topluluk imtihan dünyası yaratırdı. İmtihan dünyası. Allah-u Teala insanı meleklerden daha üstün kılmıştır. Neden? Özgür iradesini kullanabildiği için. Makbul insan hatasız insan değil. O makbul insan kesinlikle hatalarıyla yüzleşebilen. Olgunlaşma süreci, deneyim ve tecrübe. Dolayısıyla işte tövbe, yani tövbe edebilmek bile büyük bir nimettir. Dolayısıyla bu imtihana ihtiyaç var. Yani meleklerden daha üstün bir varlık insan. Şimdi dikkat ediniz, yani göz göre göre bu memlekete mührünü basmış, her tarafı ağır sanayi hamleleriyle beraber markalaştırmış, markasını basmış bir insana sırf siyaset yapmak uğruna orada ekranlarda, kameralar karşısında tabirimi hoş görün lütfen, iftira ediyorsun. Şimdi böyle olunca onun söyleyeceği her türlü eder benim gözümde zedeleniyor. Hı hı. Çünkü yaptığı şey gerçekten çirkin. Şehit kaymakamın babasını mecliste sarıklı görüyor. Tabii. Aynı adam. Kişi. Evet. Aynı adam. Müsaade edin. Ki, çok özür dilerim. Müsaade edin hocam. Sadece Erbakan hocamızın değil, haddini aşan çok beyanatları. Şimdi bu ifade bu arkadaş tarafından kullanılıyor. Böyle bir muhalefetle karşı karşıyayız. Bunu her anlamda genişletebiliriz. Sayın Erbakan büyük bir siyaset adamıydı. Dahiydi ama en büyük özelliklerinden bir tanesi de büyük bir ulemaydı diyeceğim kadar, yani büyük bir devlet adamıydı. Dolayısıyla onun yaptıklarını görebilmek
kalp gözünün açık olmasına bağlıdır. Kalp gözünüz açık değilse onun yaptıklarını göremezsiniz. Dolayısıyla maalesef bu arkadaşlar burada bu körlükle beraber konuşarak memlekette güya çözüm üretecekler. Şimdi terör konusu, konuyu dağıtmayalım. Terör konusu, siyasi konular, ekonomi konusu vesaire her biri için bu memlekete kendince partili olarak bir takım çözüm önerilerine bulunurlar değil mi bu insanlar? Hı hı. Yani bu memleketi sorunlarını çözecekler. Bu memleketin en büyük problemleri de bir tanesi işte bahsettiğimiz, deminden beri konuştuğumuz işte darbeler, efendim çözüm süreciyle alakalı olan problemler, terörle alakalı olan problemler. Bütün bunlarla bu iyi niyetli olmayan yaklaşımı gördüğümüzde nasıl bir araya gelip nasıl bir çözüm bulacağız biz? Nasıl bir çözüm? Siz yeniden Refah Partisi olarak 28 Şubat'ın takipçisi olacağınıza dair veya o gün o zulmü uygulayanların peşinde bunun hesabının sorulması için parti içi bir politikanız var mı? Evet, biz ne yapıyorsunuz? Darbelerden, bakın partilisi en çok kapanmış olan bir siyasi görüş olarak, milli görüş akımı olarak bu işte en fazla müzdarip olan bir siyasi parti olarak rahatlıkla şunu söyleyebiliriz ki biz temel olarak bu kadar deneyim ve tecrübeden sonra parti kapatmalarına karşıyız. Bakın parti kapatmalarına karşıyız. Ancak suçun işlendiği ki demin Sayın Murat Hocam da Muhittin Bey de bir takım şeyler değinirken parantez aralarında katkıda bulunmaya çalıştım. Onları da değineceğim. Suçu işleyen kişi, yani terörle ilgili olsun veya işte siyasi anlamda olsun, suçu işleyen kişiye yönelik yeterli yaptırımların bulunmadığını kanaatindeyiz ve bunlara yönelik aslında mevzuatın yeniden ele almasından yanayız. Mesela geçen hafta da bu konuyla ilgili konuşmuştuk. Bir adını dahi anmak istemediğim bir beslemeyi ki memleketi hocamın buyurduğu gibi ayrı bir bayrakla beraber güya orada iddialarda bulunarak bölmeye çalışan, birçok insanın katline sebep olmuş olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti içerisinde her türlü yapıyı olumsuz yönde etkilemiş olan bir kişiyi içeri atarak beslemek adalet değildir. Bu kişi ve bunun gibi olanları ki buna 28 Şubat dahil olmak üzere devletin meclisine, milletin meclisine gidip saldıranları, yıkmaya çalışanları, köprüde insanları bombalayanları, insanların üzerine mermi salan insanları tespit edilmiş, bunların başları her kimse bunlar, tespit edilmiş olan insanların kesinlikle adalet karşısında hak ettikleri cezanın kısasa kısas olması gerektiğine inanıyoruz. Yani bu gibi insanları kesinlikle bu memlekette en azından beslenmemeleri ve ona ben bir ekleme daha yapmıştım. Son zamanlarda özellikle şu çocuk katilleri tecavüze uğramış ve daha sonra katledilmiş olan çocuklar için söylüyorum. Bu mağdurların adaletini sağlanması açısından bunu da eklemiştim. Mutlaka idam cezasının gelmesi gerektiği düşünüyoruz. Şimdi bu konuda en çok... Yeniden Refah Partisi idamın gelmesini istiyor mu? Efendim adalet dediğimiz şey sana bana göre ona buna göre değişmez ya. Hak dediğimiz bir şey var. Hak. Eyvallah. Onda bir yani, şey demiyorum. Yani yeniden Refah Partisi idamın geri gelmesini istiyor mu? Şahsen ben kendi adıma konuşmuş olayım. Bu konuda bir fikir beyan etmemiş olayım ama ben yeniden Refah Partisi'nde görev yapan bir kişi olarak çok net söylüyorum. Adaletin tecelli etmesi ancak buna bağlıdır. Başka türlü bu caydırıcılığı zaten ortaya koyamazsınız. Şimdi 28 Şubat sürecinde en büyük sıkıntıyı çeken ki rahmetli hocamızı biliyorsunuz hayatı hep bu memleket için, bu insan için vakfetti öyle geçti. Ona yapılan haksızlıklar, ona yapılan baskılar, hükümetin dağıtılması, akabinde bu milletin özellikle mütedeyyin, muhafazakar, dindar insanlar yaşamış oldukları ve maalesef bugüne kadar gelmiş olanlar yani bunlar tam anlamıyla cezalarını buldular veya hak ettiklerini buldular dersek büyük bir yanılgı olur. Peki. Şimdi özellikle şunu belirtmeme müsaade edin lütfen. Yakın tarihte 15 Temmuz'dan bu yana mesela 15 Temmuz'dan bu yana olan biten her şeyle ilgili bu FETÖ paralel yapı bunlarla alakalı her şeyi incelediğimizde yine birçok eksikliği maalesef görürüz. Bunu söylediğimiz zaman hemen hani sanki karşı siyaset yapıyormuş gibi alınmasın. Bizim de dediğimiz nedir? Memleket için gerekli olan ne varsa açık ve net biçimde mecliste konuşulabilmeli. Mesela askeri alana müdahale edildi dedik değil mi? Mesela hukuk alanında, adalet alanına müdahale edildi dedik. Mesela basın ayağının bir kısmına dedik mesela. Ama siyasi alana, siyaset alanına hiç müdahale edilmedi. Basın ayağına çok fazla müdahale edilemedi. Bunların bir kısmı hala kripto. Birçok mesele var. Bunları da rahatlıkla konuşabilmemiz lazım.
Yani bizim terörle mücadelemiz öyle sadece Doğu ve Güneydoğu'da değil. Çevik bir bile diyordu. Biz medyanın gazına geldik. İşte o medya niye yok o zaman burada? Evet. Değil mi? Evet. Terörle mücadelemiz. Pijama giyip sağda solda başbakan karşılıyor. Terörle mücadelemiz sadece Doğu'da, Güneydoğu'da ve sınır ötesinde silahlı mücadeleyle değil. Ne dedik? Yani her anlamda psikososyal olsun, sosyal anlamda olsun, siyasi, iktisadi, bu basın medya ayağıyla olsun her anlamda yapılmalı ve paralelde yapılmalı. Yani bir bütün içerisinde yapılmalı. Bir tarafta, toparlayacak olursak Üstad. Bir tarafta kripto yapıların maalesef hala kendi yaşamlarını idame ettiriyorken, güçlerini muhafaza ettiriyorken, diğer tarafta verdiğiniz mücadele gerçekten büyük mücadele. Onu kesinlikle küçümsemiyoruz. Ama büyük yara alıyor. Demek istediğim bu. Adalet zedeleniyor her şeyden önce. Mesela adalet güven zedeleniyor. Sarsılıyor. Güven sarsılıyor. Dolayısıyla bunları samimiyetle ele almak lazım. Bazı konularda, bakın en başta ne demiştim ben? Avrupa Birliği sevdası bize birçok şey konusunda sıkıntı veriyor. Mesela ne dedim ben? Adalet ancak bu kişinin hak ettiği ceza isterseniz idamla karşılık bulmalıdır diyoruz Sayın mesela. Başkan, niyet okuma üzerinden hani konuyu yorumlayamayalım. Ben siyasi parti temsilcisi değil mi? Siz siyasisiniz. Dolayısıyla o yorumlarınızı açık niyet söyleyebilirsiniz. Niyet okumuyorum efendim. Adaleti hayır şuradan dolayı. Yani bizim de bildiğimiz Sayın Cumhurbaşkanı bu anlamda mutlaka bir politika olarak da siyasetin çözüm sanatı olduğunu herhalde efendim, o daha çok biliyor. Stratejiye bir itirazımız yok. Ancak bu 20 senedir Sayın Adalet ve Kalkınma Partisi'nin iktidarı. Ondan önce birçok iktidarların da bizim Avrupa Birliği yolunda vermiş olduğumuz mücadeleyle alakalı samimi yaklaşımları vardır. Biz bunların bir yere kadar evet, yanındayız ama bir yerden sonra artık bu ısrarın devam etmesi bakın gerçek adaleti ciddi anlamda olumsuz yönde etkilemektedir. Bunlar da zaten ondan istifade ederek o yolları bulup maalesef ülke içerisine insan hakları, demokrasi bilmem ne bunlar adına birçok şeyi maalesef manipüle ediyorlar ve sonuç alıyorlar. Adalet burada zedeleniyor. Şunu unutmayalım ki Avrupa Birliği bizi Avrupa Birliği'ne almak için çok özel bir çabası yok. Bizim de ancak söylem ve sloganın ötesinde bir çabamız yok onu da söyleyelim. Yani aynı yerdeyiz efendim. Yani peki. Yine aynı yerdeyiz. Şimdi... Peki. Ekrem Bey'e bir söz geçeyim. Fazla süremiz kalmadı. Ekrem Bey ne diyorsunuz 28 Şubat kararlarındaki verilen kararlar özellikle Murat Bey'in söylediği veya hak hukuka adaletin yerinin bulmaması adına da Sayın Ertem'in ifade ettiği kısım üzerinden STK'lar ayağı, özel bir takım kuruluşların, düşünce kuruluşlarının, Beşli Çete birçok şey kısmı var. Şimdi vicdanınız sizce bu 14 kişiyle ilgili onanması soğudu mu? Yetmez ama evet. Şimdi meselemiz şu, Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Hukuk dediğimiz mekanizma biraz önce Miktat Bey de söyledi, mevzuatla alakalı bir durumdur. Mevzuatın da kötü tarafı makabiline şamil olmayışı, bazen de iyi tarafı. Şimdi bakın 28 Şubat'ta olup biten şeylerle alakalı askeri kesim anayasaya aykırı bir şekilde ordu içerisinde bir ekip kurma üzerinden mahkum edilebildi. Yani o Batı Çalışma Grubu dediğimiz şey, bu askeri şahısların ceza almalarının temel sebeplerinden birisi. Oradaki en temel espri de bu soruşturma biliyorsunuz 28 Şubat'tan çok sonra ancak başlatılabildi. Yıllar sonra burada da mürur-u zaman denilen bir başka hukuki kavram karşımıza çıkıyor. Dikkat ederseniz Yargıtay kararında, yardım ettikleri gerekçesiyle zaman aşımı dolayısıyla beraatlerine hükmedilenlerin kararı da bozuldu. Yani onlar tekrar yargılanacak. Tamam yardım etmiş olabilir. Bununla ilgili zaman aşımı süresi bunları kapsamaz. Şunları tekrar yargılayın şeklinde bir talep var. Burada sivil ayakla alakalı, siyasetçilerle, medyayla, sivil toplum kuruluşlarıyla, iş adamlarıyla alakalı durum tamamen bizim mevzuatla alakalı fakirliğimizden meydana gelen bir şey. Düşünün işte 12 Eylül'ü bile yıllar sonra tekrar yargılandı. İşte çoğu vefat etti, şu bu oldu ama en de sonunda geç de olsa onunla alakalı bir değerlendirme yapıldı. 28 Şubat'la alakalı eksik bir maalesef şey yapılabildi. Çünkü çağırıp diyelim ki o dönemde silah bile kullanırız şeklindeki bir beyanatı yayınlayan gazetenin genel yayın müdürüne Emmoğlu sen bunu nasıl yayınladın diye sormayı sana hak olarak veren bir kanun madden yok. Mevzuatta buna uygun bir şey yok. Burada bence hala üstünden... Hayır onu sorsanız bile bir HTS kaydınız yok. Örgütsel bağlantı... O yok. Bu o ayrı bir konu. Onlar evet. Kayıt olup olmamasından... Yani teknik olarak bu şuna dönüyor Ekrem abi.
senin darbeci olduğuna yemin edebilirim ama kanıtlayamam durumuna dönüyor birçok anlamda. Hayır, bak şimdi. Yani o konuda haklısın. Mevzuatta darbeci olduğuna delil dahi olsa bununla alakalı mevzuatta adama ceza verebileceğin bir şey yok. Yani o dönemin işte işçi sendikası liderlerine, o dönemin patronlarına, o dönemin gazetelerin genel yayın müdürlerine, yazarlarına, çizerlerine ancak diyelim ki adam yazdığı yazıyla alakalı hakaret ya da suçu övmek falan gibi bir şey varsa ona ceza verebiliyorsun. Bir de şunu unutmayalım. Minareyi çalan kılıfını hazırlar diye bir söz var. Aslında askeri kesimde 28 Şubat döneminde minareyi çalarken kılıfı da kendine göre hazırlamıştı. İhtimalat fakat çok heyecana kapıldılar, çok şeye kapıldılar ve esas meseleyi yani yaptıklarının anayasa açısından ciddi bir suç oluşturabileceği esasını biraz kulak ardı ettikleri için yargılanabildiler. Bugün itibariyle hapse girerler girmezler falan filan. Bence önemli olan bunlara yargının önüne çıkıp ananın adı babanın adı diye soru sorulabilmiş olması en önemli derstir. Bugün itibariyle işte yaş şu bu falan çeşitli sebeplerle bu 14 kişinin en azından hapse girmesi lazım. Müebbet oldukları için girerler girmezler sağlık şeyleri vardır şunlar bunlar biliyorsunuz başka belli yaşlarla alakalı durumlar var. Müebbet hapis ağırlaştırılmış müebbet gibi de değil. Yani müebbet hapisin belli bir yılı hikayesi var. Son derece teknik bir konu. Ceza muhakemeleri usulü, infaz kanunuyla alakalı falan. Ama bence şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. O dönemin anlı şanlı gazetecileri, o dönemin anlı şanlı sivil toplum, işte sendika başkanları şunlar bunlar, o dönemin anlı şanlı iş adamlarının tamamı şu anda neredeyse yok hükmündedir, yok mesabesindedir. Yani birileri halen belli yerlerde falan filan bulunuyorsa da o dönemden eski güçlerini taşıyarak devam eden kimse neredeyse kalmadı. Bununla alakalı gezi olaylarını hatırlattığımızda benim hiç unutmadığım bir şey vardır. Mayıs'ta başladı gezi olayları, Mayıs'ın sonunda, Haziran ortasında bitirildi. Gezi olaylarını, o olayları irtikap edenler olaylar biterken Eylül'de gel şarkılarıyla köşelerine çekildiler. Ama Eylül'de kimse gelemedi. Neden? Devlet mekanizması dediğimiz şey, kimse o Eylül'de gel şarkılarını falan söyleyenler, hiçbirimiz farkında değiliz ama büyük ihtimalle gidip onların kulaklarını çektiler. Ben de şunu görüyorum, 2002'den beri AK Parti iktidarı 28 Şubat döneminin korkunç bir silindir gibi üzerinden geçtiği insanlardan oluştuğu için ağırlıklı olarak o dönemin iş adamları ile ilgili, o dönemin sivil toplum kuruluşları ile ilgili, belli isimlerle ilgili, o dönemin medya yapılanması ile alakalı yapılması gerekeni belki hukuken yapmadı, yapamadı ama şu an itibariyle manzaraya baktığımızda esameleri okunmuyor diyebileceğimiz bir noktadır. Şahsi olarak size sormak isterim. Vicdanınız teselli buldu mu? Şimdi bakın vicdan şöyle ayrı bir özür dilerim Ekrem Hocam. Yani soruya katkıda bulunmak için bağışlayın. Adalet tecelli etti mi diye soruyor. Onu hayır. onu zaten gerçek kendisi adalet, başta söyledi. Yani vicdan adalet, dediğimiz olay farklı bir şey. Tabii gerçek adalet ahirettedir. Hı. Çünkü eninde sonunda söylüyorum. Ciddi bir mevzuat problemimiz var. Mesela ben olsam şimdi yasamanın yerinde, yasamadaki arkadaşların, milletvekillerinin yerinde bütün bunlardan hareketle tekrar bu türden melanete kalkışacak insanların okuduklarında içlerini titretecek kanunlar yazarım. Geçmişe uygulanmaz ama bundan sonra bu tür melanetlere niyetlenecek olan o kanun maddelerini okuduğunda içi ürperir ve bu tür bir şeye kalkışmaz. Ekrem Hocam güçlü bir iktidar var. Ya kaç yıl, 20 yıllık bir iktidardan bahsediyoruz. Yani bahsettiğiniz hepsine %100 katılıyorum. Yani bunu engelleyen ne var Allah aşkına? Değil. Ya bu bahsettiğiniz mevzuatı yeniden düzenlemek, bu bahsettiğiniz caydırıcılığı ortaya koymak. Şimdi bakın, bunu yani evet yeni bir tartışma konusu açmak istemiyorum ama. Hayır. Konu o değil. Konu şu. Adalet, şu anda, adaletin tecelli etmesini istiyorum. Tamam. Bir daha asla akılların ucundan daha geçememeli gerekiyor. Bir adalet, de Murat Bey az önce özür diliyorum. Murat Bey az önce bir örnek verdi. Dedi ki müebbetle ilgili yani Yunanistan'dan da bir örnek verdi. Yunanistan ne yaptı? Kaç yıl cezaevinde tuttu Murat Bey? Ölene kadar. Ölene kadar. En azından sembolik bile olsa bakın 28 Şubat kararı da çok önemli. Sembolik bile olsa cezayı verebilmek 12 Eylül gibi. Kime vereceksiniz? Ölmüş adamları zaten. Ama 28 Şubat önemli. Ama bana göre ben şunu söylüyorum. Diyorum ki ceza
cezaevinde ceza alması gerekeni yatırırsanız, rütbesini sökerseniz ki sökülecek, ordu evini almazsanız ki bakın geçen gün dert yanıyor şeyler, amiraller. Ya diyor biz bu ülke için savaştık, sözcü de dert yanıyorlar. Bu ülke için savaştık, şimdi ordu evine giremiyoruz. E kolay mı? Bu ülke için mi savaştık? Bu ülke için savaştık. Hayır, şimdi ama ordu bu ülkenin iradesine meydan okuyabiliyorlar. Peki. Bu ülkeyi köleleştirmek için savaştılar. Ben neden? Aksini söylemiyorum. Mondros Mütarekesi, Kanal İstanbul üzerinden. Yani Montre. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki hakları uluslararası alanda köşeye sıkıştırılmaya çalışılması falan gibi konularda ağızlarını bile açmayan o zevat, Mondros Mütarekesi ve Kanal İstanbul üzerinden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne yüklenecek kadar derekelerini aşağıya girdiler. Ben orada biraz daha... Meheldir. Şimdi bakın, adalet dediğimiz şey, yapılmamış şeyler için adaletten bahsedemeyiz. Yapılmış şeylerle alakalı siz de söylediniz. Mevzuat diye bir şey var. Mevzuatın temel esprisi nedir? Makabiline şamil değildir. Önceki olaylara yeni çıkardığınız şeyi uygulayamazsınız. Şu anda da bir takım düzenlemeler yapılıyor. Bu düzenlemelerle alakalı uzun bir konu ama basitçe bir şey söyleyeyim. 15 Temmuz gecesi 2016, 15 Temmuz gecesinden sonra Cenab-ı Hak bu ülkeyi birçok dikenden, şundan, bundan arındırılmış olarak tekrar bize verdi. Şu anda aslında o geceden sonra yaşananlarla geçmişte olup bitmiş birçok şeyin tekrar olma riski neredeyse yok mesabesine indi. Ama ciddi bir çalışmayla yine de parlamentoya, yasama gücüne düşen görev, bundan sonra bu tür niyetleri kalkışabilecek insanlar okuduklarında içlerini ürpertebilecek bir takım şeyler hazırlayabilirler. Bu belki de vardır, çalışma olarak bunu bilmiyoruz. Bu caydırıcılık ama... henüz yok maalesef. Üstadım, dönüp dolaşıp aynı bir yere de, geliyorsunuz. Bir de özellikle rica ediyorum. Bakın ama siz sürekli... Hayır yani, yok dediğiniz eleştiri, de yok. Eleştiri sürekli karşıda böyle bir cephe şey gibi görüyorsunuz. Eleştiri illa... Örnek verin. Yıkıcı bir eleştiri. Örnek verin. Efendim, bizim söylediğimiz şey şudur. Yani herkes için adalet, bu adaletin tecelli etmesi için de gereğin yerine getirilmesi. Aynı şeyleri söylüyoruz. Ben konuşurken araya giriyorsunuz, adaletten bahsediyorsunuz. Ondan sonra da bir laf ediyorsunuz. Ben de tamam, buyurun söz sizin farklı olsun şey ama bana örnek verin. Farklı bir şey söylemiyoruz. Örnek verin. Bakın diyoruz ki mesela Ahmet Türk meselesi geçen hafta, bunları tartışabilmek, konuşabilmek lazım. Bunları düzeltmek lazım. Yani en azından hukukun karşısına çıkartılmışlar, bu da iyidir demek adalet değil. Onu demeye çalışıyorum. Yoksa benim söylediklerinizin hiçbirisine karşı herhangi bir şeyim yok. Adalet. Ahmet Türk vatandaş terörden içeri girdi. İçeri atıldı. Vatandaş içeride hastalandı. Özel afla dışarı çıkartıldı. Hadi insandır çıkartıldı. Sonra adam diyor ben siyaset yapacağım. Rahat bulunabiliyor. Ben siyaset yapacağım. Devlet de diyor arkadaş biz seni hastasın diye dışarı çıkarttık. Adam olsun diyor ben siyaset yapacağım. Gidiyor YSK'ya başvurusunu yapıyor. Sonra gidiyor aday oluyor. Propaganda yapıyor. Doğuda ve Güneydoğu'da. Sonra belediye başkanı seçiliyor. Dikkat edin. Sonra da terörden tekrar belediye başkanı da güya mağdur yaratılıyormuş gibi tekrar alınıyor. Şimdi ben demek istiyorum ki bir dakika. Bu meselelerin halledilmiyor. Yoksa aynı şeyleri söylüyoruz. Buyurun. Aynı şeyi söylüyorsunuz. Ben de size bir şey söyleyeceğim. Buyurun. Şimdi. Ahmet Türk üzerinden verdiğiniz örnekte haklısınız. Bakın mevzuat hazretleri dediğimiz bir problemimiz var. Rahmetli Erbakan hocamın son dönemlerine bakın. Erbakan hoca biliyorsunuz içeri girme durumu oldu, girecekti falan filan. Bir takım kanunlar falan çıktı. Ahmet Türk'ün faydalandığı kanun büyük ihtimalle Erbakan hocamın da faydalandığı kanundur. Ve Erbakan hocam da biliyorsunuz o kanunla sizden rica ediyorum. Ve... Bu benzetmenizi lütfen geriye alınız. Allah'a emanet. Hiçbir ilgisi yok bu şahıslarla ve bunların faaliyetleriyle. Erbakan hocaya yan yana düşünmek, konuşmak bile büyük bir yanlıştır. Kusura bakmayın buna asla katılmıyorum. Miktar yani Bey, Erbakan Bey. Hocayı nasıl içeri attıklarını siz biliyorsunuz. Müsaade eder misiniz? Buyurun. Müsaade eder misiniz? Yani Ahmet Erbakan hocayı yan yana nasıl konuşuyorsunuz bunu anlamıyorum yani. Aynı kanunla basit. Bu yaptığınız çarpıtmadır. Estağfurullah. Bu çarpıtmadır. Ben mevzuattan bahsediyorum. Yok. Ben mevzuattan bahsediyorum. Peki buyurun. Gittiğinizde araştırın. Ben mevzuattan bahsediyorum. Dolayısıyla bana, Ekrem Kızıltaş'a, Erbakan Hoca'yla Ahmet Türk'ü yan yana getirmeyiniz şeklinde söz sarf etmenizi de kınıyorum. Efendim ben de sizin bu cümleyi sarf etmiş olmanızı kınıyorum. Bu yanlış bir yaklaşım. Ben sizden hiçbir şekilde çarpıtma yapmıyorum. Mevzuat. Sizden rica ediyorum. Mevzuat. Ben diyorum ki bakın buradaki çelişkilerin ortadan kaldırılması gerekir diyorum. Siz konuyu başka yerlere getirin. Mevzuatla tamam. Terörle mücadele yasasından istifade ederek özel afla beraber dışarı çıkartılmıştır. Dolayısıyla dışarıda
siyaseti yaparken de bir takım açıklardan istifade etmiştir diyoruz. Biz yani eyvallah. Eyvallah. Bence burada burada özür diliyorum Ekrem abi lütfen. Müdahalet gerekiyor. Müdahale ediyorum, etmek zorundayım. Meselenin özü itibariyle baktığımızda herkes aynı düşüncede olmak zorunda değildir. Mutlaka kendi farklı düşünceleri ama farklı bir düşünce değil ki aslında anayasal, aynı şeyler söylüyorlar. Aynı şeyleri söylüyorlar ama anayasal düzende mevcut yürürlükte olan bir yasadan bahsediyoruz. Dolayısıyla siz katılmadığınız bir konuyu gündeme getiriyorsunuz. Suç mudur Allah aşkına? 20 yıldır iktidarda olan bir siyasi parti. 20 yıldır güçlü bir irade, iktidarda olan siyasi parti. Değil mi beyefendi mesela? Bu terör içerisinde bağ olan bir takım insanların gündeme getirilmesi, konuşturulması konusunda mesela bir şey söylemeye çalıştı. Ekrem Bey ona da karşı çıktı. Siz 20 yıldır siyasi... Bir eski kamu çalışanısınız. Bunları biliyorsunuz. Türkiye'nin derinlemesine, geçmişini herhalde size anlatmama gerek yok. Hocam, yani iktidar olmakla müktedir olmak arasında 15 Temmuz'u bakın. Biz 15 Temmuz'u yaşayan bir milletiz. Yani şimdi baktığınızda iktidar gücü, AK Parti iktidarı bilmiş olsaydı darbeye müsaade eder miydi? Yani böyle bir durumdan bahsediyoruz. Önlemini alalım diyorum zaten. Tamam, aynı şeyler tekrar yaşanmasın. Sizin vicdanınızda, sizi yaralayan bizi de yaralayandır. Dolayısıyla o anlamda ayrı düşündüğümüz bir şey yok. Örnek verdiniz. Sadece şuna güveniyorlar. Yani bu kadar çelişki varken bir delik bulup oradan bir şekilde oraya sızıyorlar. Doğru. Yasal boşlukları iyi kullanıyorlar. Bakın, manipüle ediyorlar. Sonra biz bize burada... Doğru. Yasal boşlukları iyi kullanıyorlar ama ben bir şey de eleştireceğim. Buyurun. Bakın bu iktidarda o 20 yıllık barem diyoruz ya, inanın 200 yıllık badireyle uğraşıyor. Bakın 20 yıllık barem sıradan bir barem değil. Bir resmi darbe, artık resmi diyorum ben bu darbeye. 3 tane gayri resmi darbe, örtülü darbe, bir muhtıra. Tabii. Yani aklınıza gelebilecek bir sürü ABD'nin, Rusya'nın, bölgemiz hangi dönem bu kadar korkunç bir durumdaydı? O yüzden 20 yıl kısmı emin olun. Yani evet 200 yıllık yapılanlara haksızlık edemem ama yapılmayanları da konuşmamıza müsaade ya, mi? Eyvallah orada bir şey demiyoruz üstad. Yani Ekrem Bey'le siz çelişkide diyor, katılmadığınız konular, karşı görüş fikirleriniz olabilir. Bunlar son derece doğal. Buna bir şey demiyorum. Biraz ama heyecan uykuları da biraz da şu. Az önce generallerin orada evlerine girmemesiyle ilgili Murat Bey'in ifade ettiği şekliyle evet darbeci generaller veya muhtıracı generaller, bildiri yayınlayan generaller ama o generallere şu atıfları da hatırlatmakta fayda var. Suriye Savaşı başladıktan sonra özellikle iş savaşı başladıktan sonra Fırat Kalkanı, İdlib Operasyonu, Zeytin Dalı Barış Harekatı doğru mudur? Evet. En son Barış Harekatı'na katılmayıp gidip emekliliğini verenler vardı. Hatırlıyor musunuz? Hepsi karşı çıktı. Şimdi o çok onurlu bildiğimiz generaller ordu evlerinden yararlanmak için acaba ya biz ne yapıyoruz buralara gidelim FETÖ davasında diye. PKK'ya kaçan generaller de var. Ha o da var değil mi? Tabii. Ya, bu da var. Yani. PKK'ya sığınan da var. PKK'ya sığındılar yani. Peki. Şimdi bunların bir bütün olarak baktığımızda size şunları bu sorularla birlikte yönlendirmiş olalım. 28 Şubat kararlarına baktığımızda evet aynı soruyu size de sormak isterim. Sizin bu anlamda evet dedi Ekrem Bey yetmez ama dedi evet. 14 tane mahkumiyet kararı, onanma kararı. Ama arkasında gerçekten sivil ayağı yok, şu yok, bu yok. Birçok şeyi eksik. Ve 19 yıllık AK Parti iktidarı. Bu kadar derinlemesine 200 yıllık bir devlet kurumlarını işgal edip devleti de neredeyse talana çeviren bir zihniyet var. Kendilerine göre bir devlet oluşturmuşlar. Sizin vicdanınız teselli oldu mu? Ben şöyle söyleyeyim. Yeniden Refah Partisi'nin Merkez Karar Yönetim Kurulu üyesi arkadaşımla yeni tanıştım. Miktat Bey. Miktat Bey'le Ertan Bey. İlk olsun son olmasın istiyor. İnşallah. Ona bir soru sordunuz. Siz idama taraftar mısınız diye. Rahmetli şehit lider Muhsin Yazıcıoğlu'na soruyorlar. Cenab-ı Hakk'ın emrettiği ve taraf olduğu her şeye ben tarafım diyor. Aminna. Es-sinne bis-sinni vel-ayne bil-ayn vel-enfe bil-enfi vel-udhune bil-udhun وَالْجُرُوحَ قِصَاسِ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلُوا الْاَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Cenab-ı Hak dişe dişten bahsediyor, göze gözden bahsediyor. İlk bahsettiğimiz o şey var ya,
ciddiyet. Cenab-ı Hakk'ın penceresinden baktığınız zaman tarafım, tarafsızım efendim, işte henüz ne olduğumu bilmiyorum, bir bakayım falan, öyle değil. Suç işleyen cürmü kadar karşılığını görmelidir. Kısas. Dolayısıyla Cenab-ı Hak وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ, o kadar cali bir dikkat ki, kısasla sizin için hayat vardır ey gönlü olanlar. Kalp demiyor Cenab-ı Hak. Kalp zaten o bizim bildiğimiz tıbbi anlamda kalp değil. Ey vicdanı olanlar demektir. Ey vicdan sahipleri, ey insaf sahipleri, ey merhamet yüklü insanlar. لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. Eğer gerçekten düşünürseniz ve vicdanınızı harekete geçirirseniz, katı gibi gözüken burada sonsuz rahmetin olduğunu göreceksiniz demektir. Dolayısıyla öldürenin yaşama hakkının olduğuna, yaşatma hakkının olduğuna da inanmıyorum. Ötesinde Sabri Bey... Bilerek, kasten öldürenin. Bilerek ve kasten öldürenin. Öldüren dediniz yani, de onun için yani... Peki. Yani bilerek ve kasten. O şey, kıtal ayrı. Estağfurullah. Ben yani sadece... kıtalle öldürme, yani Kur'an-ı Kerim'de kıtalden kasıt, karşılıklı vuruşma, savaş vesaire şey içine girer. Bir şerefli öldürme vardır. İslam peygamberi de bu işi şereflice icra etmiştir. Evet. O ayrı bir şey. O ayrı bir bahs. Ben öldürmeden bahsediyorum. Yani o kıtal aynı zamanda diriltmek için, yani ihtida için, din-i diyanetin neşr-ü neması için üzerimize bir vecibedir, vazifedir, borçtur ve insan onunla ilgili yaşamalıdır. O ayrı. Hem fikiriz yani her şey. Evet. Her cuma hepimizin diz çöküp ne diyor diye pür dikkat kesildiğimiz hutbede, yani dinlemezsen farz ifa olmuyor. Söylenilen bir, ifa edilen, dile getirilen bir ayet-i kerime var. اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُ بِالْعَدِلِ. Allah size adaleti emrediyor. Sonra üç emir, üç nehi. Vaktim müsaade o vermediği için alana girmek istemiyorum. Ama her cuma yeryüzündeki cuma ile mükellef her kuluna Cenab-ı Hak adalet emrediyor. Hazreti Ömer Efendimizin çok veciz bir sözü var. Onu Türkçeleştirmişler. Başkalarına atfederler. Sözün aslı Hazreti Ömer Efendimiz'e aittir. El adlu esasül mülk. Sabri Bey, adalet mülkün temelidir. Burada mülkü Türkçe tercüme Galat'ın meşhur, biz ev, arsa, bina vesaire şey olarak algılıyoruz. Kur'an-ı Kerim'de mülk, izah edeceğim bunu şimdi. Velillahi mülkü semavati ve ma fil arz. Allah semavatın ve arzın sahibidir, hakimidir. Mülk Kur'an-ı Kerim'de hakim anlamında kullanılmıştır. Sahip anlamında kullanılmıştır. Bizdeki efendim mülkün var mı? İşte ev, arsa, araba vesaire şey. Bu yanlış tercümedir. Yani Galat-ı meşhurdur. Dolayısıyla Hazreti Ömer Efendimiz el-adlu esasül mülk buyuruyorlar. Adalet hakimiyetin olmazsa olmazıdır anlamını ihtiva eder. Manayı muhalifi şudur. Eğer adalet yoksa hakim olamazsınız. Yani hakimiyetin, idarenin, yönetimin devamlılığını, sürekliliğini sağlayamazsınız. Kur'an ve sahih sünnette ulemanın söylediği bir şey var. Diyorlar ki bir Kur'an'ın, aziz Kur'an'ın düz manası vardır tercüme. Bir de manayı muhalifi vardır. Manayı muhalifiyle ne olduğunu izah edemezseniz düz tarifinin, emrinin, nehyinin ne olduğunu idrak edemezsiniz. Dolayısıyla eğer bu topraklar bin yıl daha ve hatta sonsuza kadar, tabiri de yanlış. Çünkü kıyamet kopacak, biz inanıyoruz buna. Eyvallah. Kıyamete kadar baki kalabilmesi, çocuklarımıza, zürriyetimize yurt olabilmesi için adaletle hükmetme tercihiyle karşı karşıya değiliz. Mecburiyetiyle karşı karşıyayız. Dolayısıyla adalet. Hatta şair öyle diyor. Temele harç gecikebilir. Açına aş gecikebilir. Ama adalet gecikemez. Çünkü
geç geliyorsa o adalet de adalet değildir. Eksik ama geç tecelli etmiştir. Dolayısıyla bu da bir adaletsizliktir. Mazeret. Şimdi benim İngilizce okuduk ama işin ehemmiyetini fark etmediğimizden dolayı birkaç kelimeyle, cümleyle kendimizi ancak ifade ederiz. Ama kurduğumuz en iyi cümle I am no speak English. Ben İngilizce bilmiyorum. Şimdi o çok doğru değil ama. I can speak English. I can, neyse işte bilmediğimin ispatı aynı zamanda bu. Yani benim işte yani İngilizce bilmediğimin ispatı. Ben zaten biliyorum demedim. Bilmiyorum demek için örnek verdim. Güzel bir örnek oldu. Şimdi Batı dillerinde diyorlar ki erbabı, mazeret kelimesinin karşılığı I am sorry değildir. Bu sefer doğru söyledim değil mi? Ben yani, takılmak için söyledim. Yani biraz daha yumuşatmak için yoksa. Yani üzgünüm ifadesi farklı bir şey. Mazeret farklı bir şey. Bizde ama, lakin, fakat, ancak, şu kadar var ki. Ben iktidarı desteklesem mazeret kelimesini kabul etmem. Eksiğini karşı zaviyeden, karşı mahallenin insanlarından değil benden duymasını tercih ederim. Ben bunu tercih ederim. Onu söylerken de hiçbir hesabı yani efendim şurasında burasında demeden yaparım. Uyarıcı. Samimi. Samimi. Yani önemli olan uyarmak. Yani yol göstermektir. Dolayısıyla şu efendim 28 Şubat süreci. Bir değiştirme, dönüştürme operasyonunun ana merkezi olarak burada bil fiil, bil kuvve icra edilmiştir. Yani rahmetli şehit lider, ben darbenin 60'ına, 70 muhtırasına, 80'ine, modernine, postmodernine hep karşı oldum demiştir. Ve hakikaten 7,5 yıl içeride yapmış. Çok net bir ifadeyle. Çıkmış. Fırıldak olmaya gerek yok. Sonra peki. Suçsuzsun demişler. Hı hı. Buradan şuraya geliyorum. 28 Şubat sürecinde büyük bir değiştirme, dönüştürme, yani psikososyal açıdan toplumumuzun, insanımızın 15 asırlık İslami ve insani endişeleri, kaygıları bertaraf edilme noktasında bir operasyona tabi tutulmuştur ve başarılı olmuştur. Dolayısıyla bu kadar önemli bir operasyonu kim icra etmişse... Ama 1000 yıl sürecek dediler. Şöyle... Keşke konumuz bu olsa. Ben de istediklerimi söylesem. Ekrem Bey de ağabeyimiz de bize biraz daha tahammül etse asıl bunu konuşsak. Ben 28, ama bir dakikamız kaldı onu da hatırlatayım. 28 Şubat sürecindeki erime sürecinin devam ettiğini düşünüyorum. İrfan ve Hikmet Mektebi'nden meseleleri müzakere etmediğimiz müddetçe karşı cephenin, karşı mahallenin tırnak içerisinde sakinlerini çoğaltmanın ötesinde bir şey yapamayız. En nihayet ağıt yakmadan, eyvah demeden anı müzakere edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Biz aslında kaygılarda hemfikiriz, hiçbir farkımız yok. Murat Bey'le, Ekrem Bey'le, beyefendi Miktat Bey kardeşimle aynı menzile varmanın farklı yollarını deneyen İnsanlarız. Kimi şunu şöyle tarif ediyor, kimi bu böyle. Ama mesela 28 Şubat sürecinde yaşı ne olursa olsun, temsili de olsa ceza vermeli. Ama aynı zamanda 28 Şubat sürecinde bu milletin kasası fena halde boşaltılmıştır. O gün bu operasyonları yapanların çocukları eğer bu büyük maddi müktesebatın, haksız kazancın üzerinde sörf yapıyorlar ve biz de susuyor seyrediyorsak başkanım, vebalden muhafaza değiliz. Başkanım şu cümlenizi gerçekten merak ediyorum. Neden temsili de olsa asgari müşterek? Yani bunu mesela temsili sözüm benim aslında iç dünyamı temsil eden yani aktaran bir söz değildi. Temsili olmamalı. Eyvallah. Temsili olmamalı. Yani orada maksadımı aşan bir cümle kurdum. Hatta siz sormadan da bu cümleyi yanlış kurdum diye iç dünyamdan geçirdim ama... Temsili olmamalı. Aynı. Adalet aynı tarif ettiğiniz gibi. Geç de olsa tecelli etmeli ve yapanın cümle, yanına kar kalmamalı. Peki. Müsaadenizle bir cümle etmek istiyorum. Şimdi bakın. Son cümle vermeyecek aramızda misin?
aramızda farklı düşünen yok. 28 Eyvallah. Şubat söz konusu olduğunda hiçbirimizin farklı şeyler söylemesi mümkün değil. Buradaki bütün problemimiz şu. Konuştuğumuz şey idealler değil. Vaka. Vaka nedir? Bir şeyler yaşandı. Bugün itibariyle bir yargılama süreci var. Yargıtay'ın verdiği kararlar var. Belli ki birinci derece mahkeme bozulan şeyleri tekrar konuşacak falan. Buradaki mevzu şu. Şöyle olmalıydı. Eyvallah. Ama mevcut hukuki mevzuattan hareketle şunu söyleyebiliyor muyuz? Ya bak aslında şu kanunda şöyle bir şey vardı, bunu uygulamadılar. Bunu diyemediğimiz zaman konuştuğumuz şeyler ancak temenniler bağlamında. Yasaları geriye derdim. Dönük olarak Ekrem da uygulayamazsınız. Ekrem Bey, Muhsin Yazıcıoğlu davası tam 10 yıl oldu. Doğru. İsteseydik. Bey, maalesef. Bakın ben Muhsin Yazıcıoğlu davasında efendim bu hükümetin işte şu hedef, Allah şahit söylediğim şuydu. Bundan iktidarın hiçbir menfaati olmaz. Muhsin Yazıcıoğlu gibi bir duvar yıkılırsa sıra onlara gelir. Yani Menderes duvarı yıkılmıştır, Özal duvarı yıkılmıştır. Efendim işte daha önce operasyona tabi tutanlar yıkılmıştır. Muhsin Yazıcıoğlu duvarı yıkılmıştır. Aynı kıblede bir olduğumuz insanlara bunun hiçbir menfaati yoktur. Kastı yoktur. Kanaatimi söylüyorum. Peki. Yani ama Muhsin Yazıcıoğlu davasında ciddi, yani sana, bana, bize, bizim ocağımıza yapılıyor ciddiyetinde davranılmadığı için 10 yıl sonra hala gönüllerde sızı var. Yine haksızlık yapıyoruz bence. Sebebi şu. Davaların sürecini belirlemek üzere yapılan bir sürü şey var, düzenleme var. Ama Türkiye'de bir, Murat söyledi, FETÖ sebebiyle hakim eksikliği var. İkincisi de yıllardan beri sürüp gelen bir takım alışkanlıklar var. Adaletin hızlanması için yapılan şeyler var. Tekrar ediyorum. Mevzuatta şu yapılabilir diyebileceğimiz şeyleri 10 üzerinden kapanan bakıyorum. Dosya, buradan minnettarlığımı ifade ediyorum, teşekkür ediyorum, İktidarın inisiyatifiyle açılmıştır yeniden. Eyvallah. Bizim Peki. söylediğimiz bu. Demek ki oluyor. Asgari yani, müşterek. Demek ki oluyor. Artık arkadaşlar. Buradan ne çıkar? Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlu çıktı. Bana ötesinde laf söylemek şeydir, zayittir. Ben onu ifade zayittir. Edecektim ama siz Muhsin ifade Yazıcıoğlu'nun oğlu çıktı. Bir televizyon kanalında dedi ki buram buram cinayet FETÖ kokuyor. Bakın, dolayısıyla geçtiğimiz... ötesinde... Ama işte öyle bir hale getirdiler ki... Üstadım bakın, ama işte bu öte işte hale... Yani bakın ben mesela, iktidarın yerinde olsam hızlı davranırım. Öyle de bakın doğru söylüyorsunuz. Ben olsam. Doğru söylüyorsunuz ama mesela Peki. Gezi eylemlerini örnek vereyim. Bir tane MOBESE kamerası yok ortalıkta ya. Hepsini sildi. Ya ne istiyorsun? Böyle alçaklarla. Peki. Bakın mesela ben 28 Şubatçılarda, 28 Şubat'ta en büyük bedduayı şu Ergenekon'da da Balyoz'da da 28 Şubat'ta da FETÖ'cülere ediyorum. Bizim darbecilerle, bizim millet düşmanlarıyla hesaplaşma fırsatımızı elimizden aldılar. Yani gelip Peki. her şeyi karma karışık bir hale getirdiler. Kirlettiler. Tabii. Arkadaşlar geçtiğimiz günlerde de bunu ifade ettik ama burada bu sözlerle kapanış yapalım. 2007 yılındaki o AK Parti'ye açılan kapatma davası ve arkasında rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'nun özellikle MHP'ye çekilen operasyon üzerinden bir parça olarak onlara boyun eğilmemesi ve arkasından gelen birçok karanlık odak vardır. Buralar doğrudan incelenmediği sürece vicdanlardan rahmetli Yazıcıoğlu aslında Milliyetçi Hareket Partisi'ne çekilen operasyonla da ilişkilendirmemek lazım. Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu 15 Temmuz'dan tutun da MİT müsteşarına operasyona kadar hepsinin önünde engel olarak görüldüğü için biliniyordu. Ben oradan kamuoyunun bilmediği bir şey üzerinden bir bilgi vereyim. Dönemin karanlık odaları bir takım görüşmeler yapmaktaydı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin FETÖ tarafından entegre edilmesi ve bir tarafa çekilmesiyle ilgili bir operasyon çekildi. Sayın Muhsin Yazıcıoğlu'yla o günkü şartlarda bir görüşme yapıldı. O da reddedince farklı noktalara götürülmeye çalışıldı. Onu da not etmiş olalım. Böylelikle Ters Kutuplar programının sonuna geldik. Özellikle izleyicilerimize süreyi açtık üstadım. Onun için özür diliyorum. Peki o zaman... biz bunu çiğneyelim. 2-3 dakikayla özetlerseniz sevinirim. Peki, çok siyasilerin güzel. Genelde talepleri olur. O da bitmez bir türlü. Evet, buyurun. Yani terör meselesi, faili meçhuller, Türkiye'deki darbeler, geçmiş. Bunlar emin olun yıllardır zaten tartıştığımız, konuştuğumuz maalesef içinde çoğu zaman boğulduğumuz konular oluyor. Çünkü
mevzuatla alakalı, Sayın Hocam'ın da dediği gibi veya işte gündemle alakalı, bazı zorluklarla alakalı bir takım sorunlar bizi belli bir yere kadar getirdikleri sonra zaten tıkıyor. Biz şimdi yeniden Refah Partisi olarak en azından bu mevzuatla ilgili boğmadan toplumun şu andaki gerçekleriyle 2-3 cümle kuralım ve kapatalım inşallah. Peki. Bu konu bizim toplum olarak meselemizdir. Yani burada particilik, partizanlık yapmıyoruz. Öteki şu bu da yapmıyoruz. Aynı geminin yolcularız diyoruz her zaman. Yani bu millet, bu devlet hepimizin, bu ülke hepimizin. Dolayısıyla şu önemli tespitler konusunda başta Adalet ve Kalkınma Partisi olmak üzere Milliyetçi Hareket Partisi ve mecliste grup bulunan bütün partiler için söylüyoruz. Yeniden Refah Partisi olarak yapmış olduğumuz çalışmalarda toplumun özellikle Ruh Sağlığı Derneği bünyesinde yapılan çalışmalarda bir, mutsuz olduğu, bakın mutsuzluk. İki, umutsuzlukla ilgili ciddi sorunlar olduğu. Üç, gelecek kaygısıyla ilgili ciddi problemleri olduğu maalesef ortaya çıkıyor. Bu tabii pandeminin de önemli bir etkisi var burada. Pandeminin de önemli bir etkisi var. Beyefendi hemen savunmaya geçiyor. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi... Müsaade edersiniz. Ben AK Parti mensubu değilim. Ben bitireyim. Bak, hayır. Değil mi? Haktan bahsettiniz. Haksızlık yapıyorsunuz. Ben hakkımı kullanıyorum. Neye göre? Araştırma bildirin. Siz sayı verin. Fikrinizi ortaya koyarsınız. Olur mu böyle şey? Türkiye'de şu anda yapılması gereken bir an önce toplumsal barış adına, toplumsal refah adına, insanların mutluluğu ve geleceğin güven altında hissetmesi adına bir an önce gerekli mercilerin yapılması gereken bütün müdahaleleri yapmasıdır. Bunun için yeniden Refah Partisi olarak bizler üzerimize düşen ne varsa her zaman yapmaya da hazırız. Kaldı ki son cümle söyleyeyim. Yani en son Sayın Profesör Doktor Doğan Aydal hocamızın da 150 milyar dolar kaynak paketini kendimize gizli bırakmadık. Birçok araştırmalar yapıldı. Sayın hükümeti de sunduk. Bu konuda olsun, diğer konularda olsun, her zaman hükümetle beraber ortaklaşa çalışmayı peki, her zaman zaten söylüyorum. Bu sözlerle yayına noktayı koyalım. Sevgili yönetmenim Zeyit Gümüş ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Ekranları başında bu saate kadar bizleri bekleyen izleyicilerimize çok teşekkür ediyoruz. Konuklarımıza çok teşekkür ediyoruz. Programın ismi Ters Kutuplar. Herkes artık fikirde ve zikirde olmak zorunda değil ama herkesin ortak paydası ülke olmak zorunda. Hepimizin geleceği bu. Hayırlı geceler diliyorum. Haftaya görüşmek üzere.